Günaydın, 17 Ekim Perşembe gününden merhaba. Para gündeme hoş geldiniz. Ben Serap Belet. Sıcak başlıklara bakalım. Günü bir özetleyelim başlarken. Kilis'te akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Akıncı Köyü karşısındaki bölgede iddiaya göre Suriyeli muhalifler çatıştı. Güvenlik kaynakları çatışmadan seken bir roketin Kilis sınırında mayınlı araziye düştüğünü bildirdi. İletişim Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çatışmaya karşılık verdiği iddiasını yalanlayarak sınırlarımıza bir saldırı bulunmamaktadır açıklaması yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 5,9 büyüklüğündeki deprem, kale depremi sonrası hasar tespit çalışmaları ile ilgili son durumu açıkladı. Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya'da 18 az hasarlı bina tespit edildiğini belirtti. Kurum hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız dedi. 48. Asliye Ceza Mahkemesi, avukat Mustafa Doğan İnan'ın açtığı hakaret davası kapsamında CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirilme kararı verdi. Kılıçdaroğlu karara sosyal medyada paylaştığı videoyla tepki gösterdi. Yargıya talimat vermeyi bırak. Halk için mücadele etmekten geri adım atarsam namerdim. Hodri meydan dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Selefi Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğu mesajını verdi. Özel, bugün verilen zorla getirme kararı hukuki olmadığı gibi siyasallaştırılmış yargının gözdağı verme çabasıdır. Partimiz bu çabalara karşı bir ve bütün olarak dimdik ayaktadır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti dün. Görüşmede ikili ilişkiler ve İsrail'in saldırılarının yanı sıra terörle mücadele de ele alındı. Erdoğan, terör tehdidinin kalıcı olarak ortadan kaldırılmasına yönelik işbirliği kararlılıkla sürdürülmeli dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, savunma sanayi destekleme fonu teklifinin ertelenmesini değerlendirdi. Kapkaç yapmaya kalkarken suçüstü yakaladık onları ve geri çekildi. Zaten bütçede savunma sanayi bütçesi görüşülecek. Açığımız 70 milyar diyorlar. 70 milyarı koyun bütçeye, alın parayı dedi. Özel normalleşme tartışmalarına da değindi. Bu konuda bir şey duyulacaksa benim ağzımdan duyulacak. Yeni bir şey duyulacaksa da önümüzdeki hafta Diyarbakır'la başlayıp Van'la bitireceğimiz 6 günde 6 ile gideceğimiz seyahatte duyulacak dedi. Özel pazartesi günü de Edirne cezaevindeki eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu grup toplantısında MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarını işaret etti. Sayın Bahçeli burada inisiyatif alırsa Türkiye bu işi rahat yürütür. Sayın Bahçeli'nin inisiyatif aldığı bir süreç rahat yürür dedi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin DEM Partililerle tokalaşmasını ve son açıklamalarını değerlendirdi. Rafa kaldırılan ihanet sürecinin yürürlüğe konulmasıdır bu. Milletçe biz bu filmi seyrettik, bu filmi bir daha çekemeyeceksiniz, bu millete de bir daha seyrettiremeyeceksiniz dedi Dervişoğlu. Yeni anayasa mesajı da verdi. Amaçları anayasanın değişmez maddelerini kademeli olarak tartışılır kılmaktır. Bu millet temel değerlerine yapılan saldırılara müsamaha göstermez ifadesini kullandı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici dün ana haberde Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Mehmet Akif Ersoy'un konuğuydu. Yeni bir çözüm sürecine karşı olduklarını aktaran Destici, anayasa değişikliğinin de ilk 4 maddeye dokunulmadan yapılması gerektiğini söyledi. Destici, savunma sanayini destekleme fonu teklifine yönelik açıklamalarının çarpıtıldığını iddia etti. Sözlerimin arkasındayım çünkü yanlış bir şey söylemedim. Kimseye Ermenisin, Yunansın, Demlisin demedim. Hukuk önünde hesaplaşacağız dedi Destici. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin'e ticareti yapılan bazı kalemlerdeki artışın muhalefet tarafından manipüle edildiğini, İsrail'le ticaretin sürdüğü iddiasının gerçekleri yansıtmadığını açıkladı. İsrail'e yönelik ticareti 2 Mayıs'tan itibaren kestiklerini belirten bakan, kararın arkasında durduklarını belirtti. İran'ın İsrail'e füze saldırıları sonrası gözler İsrail'in yapacağı misillemeye çevrilmişti. İsrail basınına göre hedef alınacak noktalar belirlendi. Saldırı an meselesi. ABD basınına göre ise İsrail 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçiminden önce İran'a saldırabilir. Özetler böyle. Hemen başlayalım. Evet ve Habertürk.com genel yayın yönetmeni Yavuz Barlas yanımda. Günaydın Yavuz. Evet. Önce piyasalara bakalım, ardından da başta borsa, bugün konuşacağımız ekonomiyle ilgili başlıkları değerlendirelim.
Borsa İstanbul'da ufak bir kıpırdanma var ama hala 9000'in altında, 8965 puanda. Dolar 34.19, Euro 37.19, gram altın 2948 lira. Faize bakalım, petrole bakalım. Faiz 44,30, altın onsu bu aralar bizde biraz döviz düştü diye daha az fark ediliyor ama ons gerçekten çok yükseldi. 2681 dolar altın onsu. Brent petrol 74,02 dolar. ABD ham petrolün varili de 70,31 dolar. Altındaki değişimi görelim. 2943 lira gram altın, çeyrek altın 4811 lira, yarım altın 9623 lira, tam altında 19228 lira. Dijital fiyatlar tabii bunlar. Hakikaten altın bugünlerde bizde aşağı yönlü döviz. 38'in altında euro, dolar da yine aynı şekilde biraz düşüş yaşadı. Bununla da bağlantılı tabii altın fiyatı ama onsu gerçekten rekor herhalde, değil mi bu? Rekor tabii, rekor dolar bazında ama yani biz de aslında göreceli biraz baskılandığını düşünüyoruz ya Türk lirasının. Yani bu daha çok aslında değerlenme sürecinin devam etmesinden kaynaklanıyor. Yani yerinde sayı olması bile aslında değer kaybı sayıda dolar açısından. Ondan o yaşanıyor. Yoksa hani bu kurlarda bir gerileme, ciddi bir gerileme yok. Ama yerinde sayıyor olması bile aslında bir parça geriye gitmedir. Tabii şey demeye çalışıyorum. Ufak ufak işte 10 kuruş, 5 kuruş yükseliyordu. Onda bir biraz böyle 50 kuruş, 70 kuruş geriye çekildi. Etki ediyor, tabii. O artış olmayınca da şu an böyle onstaki fırlama direkt olarak gramda bu kadar etkili görünmedi. Onu demek istedim. Evet. O da böyle biraz yine 38,5 olsa euro ve 2 hafta önceki gibi şu anda altında gramda daha farklı görünüyor. Bambaşka bir yeri konuşuruz. Şimdi borsayı konuşalım mı? Evet. Bugün Habertürk.com'da da var buna ilişkin detaylıca veri. Ekranda da borsa yatırımcısı ile ilgili verileri görüyorsunuz sevgili seyirciler. Çok ciddi bir satış var bu düşüşün yani ardında. Aslında yani bu yaşanan gelişmeler yani borsa ile ilgili çok ciddi şekilde de yani yatırımcısı çok tartışıyor. Neden? Şöyle konuşalım. 8.3 milyon yatırımcıdan 7.2'ye neredeyse geriledi. 1.2 milyon yatırımcı yaklaşık şöyle 1,5 ay içerisinde borsadan çekilip gitmiş oldu. Yani 1,5-2 ay içerisinde ciddi kayıplar yaşandığı için. İşte halk arzlardan girenler de çıktığı varsayılıyor. Ama şunu söylemek gerekiyor. Yani hani bu rakam çok yüksek bir rakam. 1 milyon yani ne kadar hızlı yükseldiyse o kadar hızlı gitti gibi görünüyor ama çok büyük bir rakam yani. Borsada tabii, kayıp açısından 1 milyon yatırımcı. 3 ayda %13.8 reel kayıp, inanılmaz bir çok, oran. Evet, çok ciddi bir, bu enflasyonun arındırılmış kayıptı sonuçta. Burada tabii ana etkenler nedir, neden hani bu şeye gerileme süreci devam ediyor diye konuşmak gerekiyor belki. Aslında her şey şöyle söyleyeyim, Temmuz'da Moody's'in not artışıyla borsa zirveyi görmüştü. Ondan sonraki süreçte hatırlarsan Ağustos ayının sonuna doğru bir Hazine Maliye Bakanı'nın istifası konuşulmaya başlanmış. Sanki bu dedikodu gerçekmiş gibi piyasada çok hani konuşulur hale geldikten sonra borsada ciddi bir kırılma yaşanmıştı. Evet. Sonrasında da işte küçük hareketler yaşanıyordu yukarı yönde ama bir türlü bir tutunamıyordu bir habere. Çünkü bir habere ihtiyacı vardı borsanın da ve ama borsa uzun kayıplardan sonra ve o dönemki işte zararlardan sonra 10 bin puanın altına indikten sonra bir türlü yukarı doğru kendini atamadı. İşte biz diyorduk ki bir yandan Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirimi etkili olabilir. Kasım ayında Türkiye Merkez Bankası faiz indirime başlarsa bu etkili olabilir. Yani derken bir yandan da işte coğrafi jeopolitik gelişmeler, İsrail operasyonlarını genişletmesi etkilemeye başladı borsayı. Ve bir türlü istenen kan ya da yani yeni kan borsaya gelemez hale geldi. Aslında tablolar bunu gösterecek birazdan. Bir yandan da yabancı yatırımcının çıkışı devam etti Türk borsalarından. Yani burada aslında belki şu an bu tabloyu belki gösterebiliriz. Yani kaybın ne olduğunu bir önce tarif edelim diye. Evet. Bu yılın başından itibaren yani geçen senenin başından itibaren borsanın toplam şirketlerinin değerleri. Yani dolar bazında. Bugün 351 milyar dolara indi. Borsadaki tüm şirketlerin toplam değeri. Bu geçen seneki aynı Ekim ayındaki 374 milyar dolarlık değerinin bile altında. Yani bir sene önceki dolar bazında değerinin altına indi Serap. Çok ciddi bir kayıp. Bir çok ayda muazzam. 30 milyar dolar erimiş. Geçen Ekim 374 milyar dolar. Dolardan. Sonra ne zaman en çok yükseliyor? Mayıs işte. Mayıs az ayı, önce belirttin. Moody's'in. Bahsettiğim. Moody yani o beklentilerle artış. Gelen zirve bu. Yani aha. İşte enflasyonda biliyorsun düşüş seyrine ilk başladığımız dönem. Hı-hı. Yani enflasyonla ilgili mücadelenin
Yani böyle başarıya ulaştı. Türkiye ile ilgili bu konudaki yorumların daha pozitif olduğu dönemdir o. 434 milyar dolara çıktı. Zirvesi de budur. Ondan sonra da aşağı doğru her ay neredeyse işte 10 milyar, 15 milyar dolar kayıpla şirketler buralara geldi. En çok Ağustos'ta olmuş. Birden 423'ten evet. 394'e. İşte o da biliyorsun ki işte biraz önce aktardığım Sayın Şimşek'in istifasına dönük dedikodular çıktı biliyorsun. O dedikodunun yalanlanması bir hafta 10 gün sürdü. Orada çok büyük kayıplar oldu. Yani bir türlü hani toparlayamadı orada borsa. Tabii bu süreçte bakılırsa yani yılbaşından bu yana Serap, yabancı yatırımcı da çok belirleyici oldu burada. Yani yabancı yatırımcının yaklaşık net olarak bir önceki tabloyu belki gösterebilirsek izleyicilere daha net anlayabilecekler. 2.3 milyar dolarlık net satışları oldu. Yani 2.3 milyar dolarlık net hisse sattılar. Bunun da ağırlığı Mayıs ayında başladı. Yani o Mayıs'taki zirveden sonra bak her ay işte 1 milyar 938 milyon dolar. Haziran'da 1 milyar. Temmuz'da 105. Yani hep net satıcı bunlar. Alanda borsadaki var. Yabancı payı değil mi? Mayıs'ta %40.3. Evet, bugün geldiği seviye 37.7'ye düşmüş. Yani bir borsa için bu yabancı oranı Türkiye'de genel olarak nasıl böyle dünyadaki eğilimlere göre? Şimdi şöyle geçmişte. Bizde çok mu düşük ortalama mı nasıl yüksek yani mi? Yani bizim gibi gelişmekte o ülkeler için bunlar aslında önemli hale gelir. Çünkü tabii. Biz yabancı kaynağa ihtiyacımız var. Geçmişte bu oranlar çok daha yüksek olduğu yani 50'lere vardığı oranları gördük biz Türkiye borsasında. Özellikle Türkiye'nin notun yatırım yapılabilir seviye olduğu 2013'lerdeki o dönemlerde bunları gördük. Fakat sonra tabii bu 40'ların altına çok hızlı geldi. İşte bu geçtiğimiz son 5 yılda bu noktaya gelmiş oldu. Yani bu iyi midir kötü müdür ziyade bizim dışarıdan bir kaynak ihtiyacımız var. Yani şirketlerimizin de öyle. Çünkü içeride doğru. Türk lirasının faizi yüksek. Şirketlerimiz kaynak ihtiyacı var. Halka arzlara da kaynak ihtiyacı var. Dolayısıyla yabancı yatırımcının ehemmiyeti bu anlamda önemli. Ve işte 37.7 kötü bir seviye değildir. Ama peş peşe her ay net satıcı olmaları... Biz de yabancı yatırımcı gelsin diye beklerken evet. Bir ayda 30 milyar doların gitmesine evet. Ki demek. Bunun büyük bir çoğunluğu da son 15 gün içerisinde bu yaşandı. Bu kadar büyük düşüş yaşayan ülke var mı dünyada şu anda? Yani gelişmekte olan piyasalar içerisinde bu kadar düşüş yaşayan yok. Yani onu söyleyeyim. Bizim de önümüzde bir hikaye bir türlü oturtamıyoruz. Yani hikayeye koyamıyoruz. Yani yatırımcının önüne bir hikaye koymanız gerekiyor. Çünkü diyeceksiniz ki işte Türkiye'nin enflasyonla mücadele hikayesi bir hikaye. Fakat bunu destekleyecek olan işte yani bir takım şeyler gelemiyor bir türlü. Yani örneğin işte biz bunun dışında ne bekliyoruz? Yani vergi bütçeyi konuştuk biliyorsun. Bütçe performansımızın daha iyi hale gelmesi mesela. İşte burada gerçekten enflasyonla mücadeleye bunun katkı sağlayacak olması vesaire bunların anlatılması gerekiyor. Ayrıca başka konular da var tabii. Biz belki de hiç yoktan işte bölgedeki gerginliği biraz daha üstümüze aldık. Yani onu, yabancı yatırımcı takip ediyor Türkiye'de siyaset gündemini. Siyaset gündemi İsrail tehdit üzerine olunca evet. İsrail Türkiye'yi evet. Hedef alacak yani üzerinden tartışma. Bütün bunları acaba öngörülebilirlik anlamında tabii, birazcık tedirgin edici tabii görüyor. Ki yani geçmişe nazaran baktığında tabii çekinceli davranıyor. Ve gün sonunda şunu unutmayalım. Evet biz global bağlantılar içindeyiz. Yani dünyadaki Fed'in işte faiz indirimi sürecinin bizi etkilemesini bekliyoruz. Buradaki süreçten sonrasında bize fara girişinin olmasını bekliyoruz. Ama bizim kendi enflasyonla mücadelemiz ve faiz indirimi sürecine ne zaman başlayabileceğimize dönük beklentiler de aslında tüm bunları belirliyor. Yani biz ne kadar bundan odaklanmayı bırakırsak o zaman işte piyasalarımız kırılgan hale geliyor. Tabii bir takım yabancı yatırımcının tabii yani özellikle açığa satış gibi yani bir takım böyle daha önce yasaklanan işlem hacmini arttırıcı bir takım talepleri de var. Yani bazı şeylerin geçtirilmesine dönük. Bunlar yapılır yapılmaz bilmiyorum. Yani yapısal problemler de var borsayla ilgili. Ve bazı yatırımcıların, bazı grupların pozisyonları dolayısıyla yaptığı işlemlerden de kaynaklı negatif işlemler olduğu ifade ediliyor. Yani bütün bunları değerlendirildiğinde bir şekilde Borsa İstanbul'un bugün gerçekten mercek altına alınmasında fayda var. Çünkü o kadar bizim yani bunu neden önemli biliyor musun Serap şundan. Biz diyoruz ya Türk lirası enstrümanlara kayması lazım. Ya bugün döviz yatırımcısına işte kur korumalı mevduatla bir parça TL'ye çektik gibi görünüyor ama onlar hala döviz müptelası. Yani Türk lirası mevduat tamam belli bir cazibesi var ama sen hala altın konuşuyorsun. Dolayısıyla vatandaşın Türk lirasından getiri sağlayacağı, enflasyonun altında kalmayacağına inanabileceği en önemli piyasadan bir tanesi borsadır. Tabii. Ve gelişen piyasaların, gelişen ülkelerin hepsinin borsası güçlüdür. Biz buraya yatırımları çekemezsek Türk lirasına güveni arttıramayız sadece faizle. Yani bugün şirketlerimiz de kaynak sağlayamazlar.
O nedenle borsa önemli. O nedenle bu kayıplar önemli. 30 milyar dolar dediğimiz bugün, bak biz burada şeyi konuşuyoruz. Yani 60 milyar TL için. Tabii canım, 1 milyar yani kopardık. 1 milyar dolar için bütün bu 750 lira katkı payı evet. üzerinden dediğin evet. gibi ortalık neler yıkıldı. Konuştuk değil mi? 30 milyar doların bir ayda gitmesine bunlar bizim borsada. Şirketlerimiz. Bunlar Türkiye'deki borsadaki kote olan şirketlerin toplam değerleri yok oldu. Yani bu hale geldi. 30 milyar dolar sadece kaybettiğimiz şurada 15-20 günde. Yani bunları gözüne alıp gerçekten ciddiye almamız lazım borsayı. Çünkü bu şirketler buralarla bu değerleriyle kredi alıyorlar. Yani bugün bir şirketin değeri düştüğü zaman kullandığı kredinin teminatı da eriyor. Ya bu durumda ne oluyor? Bu sefer banka diyor ki ek teminat getir bana. Yani şirketlerimizi de zora sokuyoruz. Yani borsa düştü çıktı gibi değil bu. Değil, aynı değil. Zamanda bu şirketler değer kaybettiği zaman finans kanallarını da kaybediyorlar. O yüzden siyasilerin evet. de ifadeleri çok kritik bu ekonomiyle ilgili kesinlikle konular. Öyle. Burada iç içe gerçekten orada yapılacak çok açıklamalar. Dünyaya evet. da bir mesaj veriyorsun. Bu psikolojik etki işte. Tabii yaydığın yani haberler, çünkü bu haberlerin hepsi yabancı dile çevriliyor ve bir yerlerde yer alıyor. Dolayısıyla verdiğin enerji biraz da pozitif olmalı. Şimdi konut satışları ile ilgili yeni veriler geldi Eylül evet. ayına. Biraz ona bakalım mı? Eylül lütfen. Ayında önceki yılın aynı ayına göre %37,3 oranında artmış konut satışları. Sevgili seyirciler, 140.919 olmuş konut satışı. Elbette İstanbul, Ankara ve İzmir diye sıralanıyor en çok satılan şehirler. O zaten olağan da. Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,2 oranında artmış. 950 bine yakın, 947 236 konut satılmış. İpotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %87,4 oranında artmış, 15 bin. Yani ipotekli konut satışlarında nasıl bu kadar? Kredilerde de çok düşmedi. Bankalar mı esnek davranmaya başladı, yoksa taleple mi ilgili? Yani faiz indirimi gelecek beklentisi üzerine, yani bu oluşunca bankada nakit olanlar konut alımına yöneldi yani, de o yüzden mi evet, bu artış var? Muhtemelen şunu söylemek gerekiyor belki. Yani biraz sonra konuşacağımız konuyla bağlantısı vardır. Şimdi bazı, şimdi sonuçta bu konutları kredini aldığında vade içerisinde değiştirebiliyorsun, tekrar güncelleyebiliyorsun faizini, biliyorsun. Hı hı. Dolayısıyla ben bu rakamların yüksek olduğunu sanmıyorum. Şöyle ki yani konutun büyük bir parçasını krediyle finanse etmemişlerdir. Yani bu oran açıklanmıyor şu an. Ama işte %70-80'e kadar olan imkan var ya, biliyorsun. İşte onun üzerine belki bir milyon ilave gibi bir şey mi? Evet, yani alınabilir oranlarda evet, belki esnetildi. Buralarda evet, daha küçük %30'unu mesela konutun şey krediyle karşılayıp geri kalanı öz kaynak karşılamak şeklinde yapmış olabilirler. Bunun buradaki artışın en önemli sebebi de yani konut fiyatlarında uzunca bir süredir aslında bir durgunluk piyasada var. Evet. Bu piyasadaki durgunluk da bir parça reel bir düşüşe sebebiyet veriyor. Her ne kadar TL bazında artıyor gibi görünse de, yani dolar bazında veya normaldeki enflasyonla normaldeki artışını göz önüne alırsak öyle artmıyor. O bile düşüş zaten artmıyor durduğu sürece. Evet. Dolayısıyla yani o nedenle de bir parça fırsat doğdu. Bu fırsatı değerlendirmiş birileri. Yani gördüğünüz üzere. Yani krediyle en azından bir parçasını finanse ederek. Çok doğru bir zaman bence elinde parası olan için. Çünkü insanlar paralarını yüksek faizde ya da işte diğer yatırım araçlarında değerlendirdikten sonra eğer bu getiri azalacaksa şimdi o birikimle konut fiyatlarının da makul olduğu dönemde artık buraya doğru geçelim. Kiralarda evet. %25'te kalktı. Ama tabii normal zamanların çok altında satış rakamları bunlar. Yani ayda 21 bin İstanbul için mesela çok düşük rakamlar. Bunun 2-3 katı olması gerekiyor. Yani yine de şöyle sanılmasın. Yani birileri gerçekten gidip konut alıyor. Böyle bir hayır, parası olanlar gidip konut alıyor. Evet, onu demek istiyorum. Evet, evet. Parası olan, gerçekten bir yani yerde parası milyon, olan. Yani evet. Nakit olarak 2 milyon, 3 milyonu alıp faize koymuş, onu 4,5 milyon yapmış biri gidip alıyor. Ha, aynen. Onu kastediyorum. Evet, yoksa yani, genel olarak evet. maaşlı insanlar nasıl kaç evet. kaç kişinin elinde yani 5 milyon, 10 milyon var? Yani bu finansman imkanlarıyla bu mümkün değil zaten. Tabii. Onu demeyeyim, onu tam yani doğru yerinde eğer öyle anlaşıldıysa iyi öyle oldu söylediğin diye. Şey. Ben onu kastediyorum. Yani evet. parası olan, ben bu nakiti bundan sonra daha nasıl ki daha karlı hale getirebilirim? Bugünün şartları neyi işaret ediyor diyenler konuttaki avantajı görüyor. Biraz önce konuştuğumuz konu. Yani faiz indirimleri başladığında bir yandan kredi imkanları açılıyor. Bir o yandan da aslında konut fiyatları da bir parça etkileniyor yukarı doğru. Bir diğer yanda da aslında mevduat sahibi de getirisini kaybediyor. Dolayısıyla mevduat sahibi de o getiriyi kaybedeceği için dediğin gibi yani buradan bir çözülme olup bu tarafa doğru bir imkan varsa yararlanabiliyor. Bunları da biz burada görüyoruz. Ama dediğim gibi yani bizim konut ihtiyacımızı karşılayacak olan oranlar bunlar değil tabii.
Evet, aylık bir %1'miş konut fiyatlarındaki artış Türkiye genelinde, hı hı, yıllıkta %27. Yani evet, işte enflasyona ve hayatımızdaki diğer artışları oranladığınızda görüyorsunuz. Şimdi bu baktığın zaman işte reel olarak kaybetmiş oldu dediğimiz bu zaten. Tabii. Yani biz bu sene %45'e varan bir enflasyonla tamamladığımız zaman yılı, tabii, 27 konutta 27 bir artış. Evet. Yani demek ki enflasyonun altında kalmış. Bu arada olacak. Görüyorsun Ankara'daki artışı, depremin ardından Ankara'ya, hı-hı, göç oranlarını, evet, gördük. Orada kiralar da Ankara'da çok artmıştı. Hı-hı. Çünkü, evet, 11 il etkilendi ve pek çok kişi Ankara'ya geçti. Evet. Bunun konut fiyatlarındaki artışa da Ankara özelinde daha çok yansını görüyoruz. İstanbul, İzmir %23 ama, hı-hı, Ankara'da %30 yıllık olarak konut artışı aylıkta. Çünkü yine sen, diğerlerinin sen üzerinde. Sen de biliyorsun ki İstanbul'da yani mesela satın alabilecek konutlar içerisinde deprem riski çok büyük olduğu için de bir anda depremde çok konuştuğumuz için. Yani şöyle düşün, 0-1 daireye baktığın zaman fiyatları çok yüksek ama Ankara'da mesela daha eski bir binaya da talip olabiliyor insanlar. Ankara deprem yani faya daha uzak, büyük deprem, evet, riskine. Evet, yani dolayısıyla o nedenle de aslında şehir, daha satın alınabilir konutu orada bulabiliyor insanlar ve yerleşme sebepleri de bir parça o. Yani o aradaki farkın, 7 puanlık farkın bir sebebi de bu dediğin gibi. Yani şeyde büyük depremlerden önce İstanbul'da da deprem konusu vardı. İnsanlar konutum benim kadar dayanıklı diye soruyordu ama şimdi tabii Maraş depremlerinin ardından ikinci el konutlara, eski konutlara bakış daha da değişti. Yani evet, yani en azından evet ben tekrar makas böyle bir yatırım açıldı. Böyle bir yatırım yapacaksam en azından diyor insanlar. Yani bir parça çekinmelerinin sebebi de o. Yani parası belki yeten bir ev var ama yaklaşmıyor çünkü diyor ki yani ben belki yarın öbür gün deprem olduğunda bu evi kaybedeceğim. Kendi hayatıma mal olacak. Valla insanlar vesaire. İstanbul'un merkez ilçelerinde artık yani aileden evi olanlar ya da daha önceki yıllarda düşük faiz döneminde alanlar evini aldı ama bundan sonra sıfır konutu merkez ilçelerde almak İstanbul'da yani 20-30 milyonları görüyorum ben. Ya evet. 15-20-30 evet, öyle gidiyor. İnsan inanamıyor. Hakikaten merkezde yaşayabilmek İstanbullu için imkansız hale gelecek. Herhalde böyle daha kozmopolit merkez böyle Londra, Paris gibi. Gerçekten İstanbul'un ulaşamadığı semtler olacak. O ya hale bu anomali zaten başladı. Bu hale geldi. Bu anomali, bu anomalinin düzelmesi lazım aslında baktığın zaman. Yani bir anomali çünkü bu. Yani sanki daha kötüye gidecek gibi görünüyor. Ama yani bunun düzelmesi gerekiyor. Evet öyle gözüküyor olabilir ama şunu söylemek istiyorum. Ama düzelmesi gerekiyor. Bunun düzelmesi tabii gereken ki şey ne? Alım gücünün artmasıyla olacak bir şey. Tabii. O yüzden zaten uygulanan politikanın son noktasına kadar yani bir reçete vermiş doktor size. Hı-hı. Bu reçeteyi sonuna kadar bu ilaçları kullanmamız gerekiyor bizim. Eğer bu işten kurtulmazsak yani biz bu enflasyonu tekrar tekhanelere indirmezsek o zaman dediğin senaryo çok yakın olur. Yani oraya gideriz. Ama yok biz gerçekten para politikası açtık. Ve bunun tüm gereklerini yapıp sonuna kadar gidersek o zaman bu hükümet dönemi içerisinde yani erken seçimde olmazsa eğer 2026-2027 neyse yani 2020 döneminde daha alım gücü yüksek bir toplum olabiliriz. Düşün, yani ben görüyorum yaşadığımız semtte de bizim evimizde kentsel dönüşüme girdi yani henüz bitmedi. İnsanlar kentsel dönüşüme girdi evi emekli ya da anne babasından kalmış yıllardır o semtte oturuyor. Artık onu kiraya verip başka bir yere gidip o kirayla geçinmeye çalışıyor. Yani artık o semtte hayatını, evet, sürdüremiyor. Hı-hı. Ya da kiradaysa zaten artık dayanamayıp dışarıya, hı-hı, gidiyor. Evet. O bölgenin yerleşik, o ilçenin yerleşik insanların profili yer değiştiriyor. Evet, yani demografik değişiyor. Yapı da değişiyor tabii ki. Hakikaten o acayip yani. Sadece o mahalle kültürü bozuluyor, o, hı-hı, gidiyor, o, evet, gidiyor. Kimi, hepsi de ekonomik gerekçelerle ama o mahalleden, o semtten sıkıldığı için değil, hayat şartları nedeniyle. İnsan alışkanlıklarını tercih etmek istemezler, bırakmak istemezler. Yaşayamıyorum. Haklısın. Standartlar değişiyor. Evet, ya maalesef yani ama işte o bahsettiğin yani tablo gerçekten... Bir de şunu unutmayalım, bazı yerlerde inşaat yani yıkılmış binalar fakat başlayamıyorlar. Tabii bir yani de. Bir de o var. Yani bırak hani işte vermişsin evini, kiraya, hı-hı, çıkmışsın, hı-hı, inşaatın başlamasını istiyorsun fakat başlayamıyor çünkü maliyetlerin yüksekliği yüzünden o müteahhitler işe başlamıyorlar. Mesela bununla alakalı bir yaptırım da yok. Yani yıkmış binayı, binanın arsası duruyor, hatta otopark yapmış işletiyor ama, doğru, gel gör ki inşaata başlamıyor. Bu insanlar gitmişler bir yerlerde kira ödüyorlar. Nasıl olacak bu iş? Tabii. Yani küçük küçük müteahhitlerin bu tip mağduriyetler hayatında duyuyoruz. Bu da aslında önlem alınması gereken bir konu.
Yani çünkü o insanlar gerçekten yıpranıyorlar. Onun da bir maliyeti var ama belki hukuki bir yardımla çok o sözleşmeleri... Çünkü insan bilmiyor. Yani mali yükümlülüğü yeterli olmayan kişilere kentsel dönüşümü başlatmamanız gerekiyor. Yani eğer gerçekten bir öz kaynağı yoksa bu müteahhitin ya da kendi varsa bile başlamıyorsa bir süresi olması lazım. Ama öyle olmuyor. 3 yıldır yıkılmış binalar var. Doğru. Dümdüz edilmiş otopark olarak kullanılıyor. Şu şartlarda yani bir de bu kadar ihtiyaç varken böyle bir dönemde korkunç yani insanların maalesef. İnşallah dertleri çözülür. Allah sabır versin. Şimdi... Kısacık otomobil fiyatlarına da ikinci ele otoya da değinelim mi? Fiyatlarda bir düşüş varmış. Eylül'de %2,44 ve böyle de devam eder deniyor. Aslında biraz canlanıyordu ikinci el otomobilde. Aynı konuttaki gibi ufak ufak. Yani daha da mı düşecek? Nasıl senin bir buna söyleyeceğin bir şey var mı? Yani şöyle bu şimdi biraz yani bu düşüş oranları sezonsal biraz onu söyleyelim. Yani genel olarak biliyorsun insanlar yani şu trend çok fazladır. Yaz başlarında. Çokça hani otomobil satışı olur. Sonra kışa doğru bu azalır. Hatta yazın kullanan insanlar tatile gider gelirler vesaire. Yani yaz dönemindeki canlılık otomobilde kışın bir parça geriler. Bu montandaki küçük oran açıkçası beni tedirgin etmiyor. Yani buradaki hareket. Ne zaman tekrar geriler dersen yani bugün oranın tekrar canlanması aynı konut piyasası gibi kredi piyasasıyla da biraz alakalı. İnsanların alım gücüyle de alakalı. Yani orada talep durduğu bir parça. İnsanlar sadece ne yapıyor? Acaba diyor şunda fırsat var mı? İşte elektrikli araçta mesela bir fırsat var diyelim. Ona talip oluyor. Yani dolayısıyla sadece fırsatları kollayan bir tüketici var şu an. Gerçek talep zayıfladı Serap. O yüzden de hani daha yükselir mi dersen beklemiyorum. Daha hızlı düşer mi dersen... Daha nefesleri yeter, düşeceğini de sanmıyorum. Böyle devam edecek bir parça daha. Eder, öyle görünüyor, öyle görünüyor. Peki, şimdi faiz beklentisi, senin için de yeni yıla faiz indirimi beklentisi yani muhtemelen ben pas geçilecek bu ayda. Beklentiden ziyade ben Ocak'tan önce yapılmasını zaten ta Mayıs'tan beri bulmuyordum. Evet, bunu doğru, sıkça söyledim. Ama biliyorsun bir beklenti yaratıldı bununla alakalı. Hatta önce Eylül'den de, sonra bankacılık kesimi Kasım'a doğru bunu yoğunlaştırdı. Ama açıkçası yani eğer... Merkez Bankası'nın ifade ettiği gibi aylık enflasyon verileri 2'nin altına inmiyorsa o zaman yani şimdi bir şey üretildi biliyorsun mevsimselden arındırılmış enflasyon açıklıyoruz. O rakamlarda bile aşağı inmiyorsa bence yapmamak gerekiyor temkinli indirimi. Temkinli olmakta fayda çünkü var. Çünkü maalesef bu virüsü yani henüz biz ortadan kaldıramadık. Yani erken davranırsak tekrar başa dönebiliriz. Tabii çok ya bu konuda Merkez Bankası'na baskı yapmak da çok doğru değil. Umarım bu baskı azalır bir parça. Ya yapması gerektiği zaman yapar. Ama Kasım'da yapacağım diyorsa da yapacak bir şey yok. Morgan Stanley'den bir Türk bankacılığı üzerine bir analiz var. Türk bankaları için 2025-26 net gelir tahminleri ortalama %19 oranında tahminlerini düşürmüş Morgan Stanley. Ve Merkez Bankası'nın politika faizini Mart'a kadar 42,5'a, Haziran ayına kadar da %35'e çekeceğini tahmin etmiş. Evet. Mart'a kadar 42,5'a, 2,5 diyor yani. Aslında. O da Ocak'tan itibaren herhalde buradaki beklentilerle de örtüşüyor bu değil mi? Örtüşüyor. Yani zaten bu rakamlar da aslında bir reel faiz yani imkan doğuruyor yabancı yatırımcıya. Eğer yıl sonunda 20'nin altına inecekse 2025'te. Yani 17 hedefleniyor ya biliyorsun. O rakamlara gelecekse zaten bir reel faiz bir getirisi sunuyor yatırımcıya. Yani çok tutarsız değil bu rakamlar öyle söyleyelim. Dolar da 2025 sonu Morgan Stanley'in tahmini 2025'in sonunda 45 lira seviyesinde. Yani işte bir 10 lira daha üzerine. Yani tabii bu yılın sonunda kaçla kapatacak aslında bilmiyoruz ama. Aslında enflasyona doğru orantılı söylüyor. Yani enflasyon ya da faiz demiyor ama o gerçekleşecek enflasyonla doğru orantılı bir forward işlemi gibi düşünelim bunu. Bugünkü rakamın üzerine 10 lira koyduğunuz zaman zaten aşağı yukarı %30 küsur civarında bir artış yapar. O da tam faiz kadar yani faizle paralel bir tahminde bulunuyor. Yani bankacılıkta bu zaten böyle hesaplanır. Yani sıra dışı bir gelişme olmazsa yani bu arada o yani onu söylemiştir muhtemelen raporunda. Herhangi bir jeopolitik problem oluşmazsa seçim atmosferine girilmezse vesaire vesaire yani bütün bunlar... ancak hani bu şekilde olursa 45 olur demek istiyor herhalde. Evet. Peki burada nabzın düşüşte durgunluk endişesi artıyor başlığına bakalım mı? Eylül'de Türkiye limanlarında elleçlenen ihracat yükü yüzde. Sen bilirsin bu sözcüğü. Evet. Ben açıkçası bunu bilmiyordum. Evet. Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerini değiştirilmesi anlamına geliyormuş. Elleçlenen ihracat yükü %8 azalmış.
Metcon CEO'su Mahmut Işık diyor ki özellikle döviz kurundaki baskıyla giderek artan maliyetler ve finansmana erişimdeki zorluklar piyasadaki endişeleri artırdı. Önce yatırımlar durdu, şimdi de küçülme hesapları yapılıyor. İşte cari açık daralıyor diyoruz ya, aslında ithalat bir parça geriliyor. Dolayısıyla ithalat nasıl yapılıyor? Zaten bu gemilerle yapılıyor. Yani bu gemilerin talebiyle de navlun fiyatı belirleniyor. Ama şunu unutmayalım, sadece bizle ilgisi yok. Dünyadaki navlun fiyatlarına da benzer durumlar söz konusu. Çünkü büyüme kaygıları hala devam ediyor. Yani zaten Amerika'nın faiz indirmesi vesaire de aslında büyüme kaygılarının derinleşmesiyle alakalı bir şey. Enflasyonu dizginledik ama acaba hani çok mu durdurduk ekonomiyi diyor bir taraftan da, biliyorsun. Evet. Yani Çin'in yaşadığı problemler var. Yani bütün bu küresel ticaret iklimi dolayısıyla zaten navlun fiyatı geriliyor. Navlun dediğimiz sonuçta bunun lojistik maliyetini karşılanması, onun fiyatı aslında. Buradaki ilk işaret de bu. Bu düşmeye başladı mı diyoruz ki yavaşlıyoruz demek ki. Yani demek ki ticaret azalıyor. Azalıyor. Nitekim Türkiye'de biraz daha farklı durum. Türkiye'de çünkü içeride uygulanan bir soğutma politikası var. Bu soğutma politikasının da ana teması ithalatı durdurma. O nedenle de zaten işte bahsettiği sıkıntılar yaşanıyor. Artan maliyetlerden ötürü diyor. Yani finansman erişim daralıyor. Tüketicinin de bir parça geri çekildiğini görüyoruz. Yani satın almadan. Peki bu sence gözle görünür oranda yani bir işsizlik kapısını aralayacak mı bu bazı gidişat? Sektörlerde öyle bir endişe mesela, var ya, artabilir evet, 2025'te maalesef diye. Maalesef zaten bazı sektörler bunun işaretini verdiler. Yani özellikle emek yoğun sektörlerin bazılarında bunlar yaşanabilir ki tekstil diye konuşuyoruz biliyorsun çok sıkça. Hı hı. Orada biliyorsun yani bazı fabrika taşınmaları Kuzey Afrika'ya bunun tetikledi arttırabilir de. Bazı alanlarda evet maalesef biz bunu görebiliriz emek yoğun olan alanlarda. O yüzden de zaten işte hani bizim yıl sonunda konuşmaya başlayacağımız asgari ücret çok önemli hale geliyor. Yani o çok biliyorsun işte her tarafça daha fazla baskıya uğramış oluyor. Çünkü böyle riskler var. Ama sektörel bazda etkilerini maalesef hissedeceğiz gibi görünüyor. Yani bu durgunluğun, ama bu baştan da biliniyordu, bunu söylemek gerekiyor. Evet, IMF'den yapısal reformlarda iletişime güven vurgusu gelmiş. Uluslararası Para Fonu ekonomik reformlarda geniş toplumsal desteğe ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Yani bunlar zaten biz bilinen bunu başından genel beri, biz işte başından beri bunu araşıyoruz ama Serap, biliyor musun? Hatırlar mısın? Yani Sayın Şimşek'in Amerika'da yatırımcılara yaptığı sunumda bir ifadesi vardı. Hani local people diye ifade edilmişti, sonra Türkiye'de tartışıldı. Bu aslında yerel halk dediği, yani Türkiye'de yaşayanların ikna edilmesi ve güven test edilmesi en önemli konu diyordu. IMF'nin bahsettiği de o. Yani şu, gerçekten işte vergiyle mücadele, vergi şey konusunda, tahsilatı konusunda, adaleti konusunda ikna edeceksiniz vatandaşı. Vatandaş diyecek ki tasarruf edildiği konusunda ikna olacak. Çünkü kendisi kemer sıkıyor. Ve işte enflasyonla mücadelede toplumun ancak o zaman yani şeyini, güvenini kazanırsınız. Güven en önemli. Evet. Sözcüğü. Onu sağlayacaksınız ki. Tüm bireysel ilişkilerde evet, olduğu gibi. Tabii ki öyle. Yani tabii ki. Burada da yani. Işte, tabii ki. Bir güven üzerine kurulduğunda oradaki reaksiyonlar bambaşka yani oluyor. Yani güven duymazsanız o taşın altına elini koymazsınız tabii zaten. Yani mesele de burada. Türkiye'de henüz test edildi mi dersen, ben tüketici üzerinde henüz tam anlamıyla mücadele konusunda güven test edildiğini sanmıyorum. Ve maalesef işte bu ortaya atılan yasa teklifleri vesaire de etkiliyor bunu, güvenlik test edilmesini. Bu arada şu maddeyi de okuyayım, hemen Ankara'ya gidelim. Küresel iflaslarda sert bir artış olmuş. Allianz Trade 2024 küresel iflas raporuna göre küresel ticari iflaslarda %11 seviyesinde keskin bir artış olacağı belirtilmiş. Türkiye'deki iflas oranı da %20 olarak öngörülmüş. Yani, dünyada %11, Türkiye'de %20 olarak öngörülmüş. Ya bu %20 artacak şeklinde yanılmıyorsam, rapora baktım çünkü. Yani doğru, geçen seneye oranla %20 artacak demi. Kimileri çünkü her 5 şirketten bir tanesi batacak mı yani gibi yorumlar yaptı bununla ilgili. Hayır değil. Bu geçen yıla oranla %20. Tabii %20'si iflas edecek değil. %20 oranında artış. Dünyada %11 oranında bir artış. Türkiye'de %20 oranında bir artış. Yani burada çok asimetrik, çok garip bir durum yok. Kaldı ki Allianz bir sigorta şirketi olduğu için bunu zaten aslında bir tahmin, bir modelle yapıyor. Bir risk yani, hesaplaması evet, yapıyor. Risk hesaplaması yapıyor. Bu da olabilir zaten. Yani ama dediğim gibi hani iflas oran, iflas eden şirketlerin artışındaki %20'den bahsediyoruz. Şimdi ekonomiyle ilgili Ciner Medya Ankara temsilcimiz Fevzi Çakır Ankara'dan karşımızda. Fevzi'de de bazı bilgiler var. Onunla başlamak istiyorum. Günaydın Fevzi. Evet.
Günaydın Serap, günaydın Yavuz. Günaydın, hoş geldin Fevzi. Merhabalar. Öncesinde bir de bu çözüm süreci mi başlıyor diye konuşulurken, yo hayır başlamıyor deniyor. Bir yandan da bir hareketlilik de var Ankara'da. Neler oluyor? Yani CHP Genel Başkanı'nın açıklamaları var. Bir şey duyulacaksa bizden duyulacak dedi. İşte Doğu illerine gidiyor, Demirtaş'ı ziyaret edecek. Diğer yandan Abdullah Öcalan'la bir temas mı olacak? Yakınlarıyla mı görüştürülecek diye yazılıp çiziliyor. Sen neler biliyorsun, neler duyuyorsun? Öncelikle şunu ifade edeyim, çokça konuşulduğu için Abdullah Öcalan'la bir vesile görüşülüyor ya da temas edenler var ya da Abdullah Öcalan şu şekilde temas, şu şekilde bir açıklama yaptı, örgüte çağrı yaptı şeklinde kamuoyuna yansıyan bilgilerin tamamı doğru değil. Hı hı. 2019 yılından beri terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la herhangi bir şekilde birinin temas etmesine izin verilmiyor. Onu net bir şekilde ifade edelim. O tarihten beri de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la bir teması ailesinin ya da başka kişilerin olmadı. Dolayısıyla son dönemde dile getirilen işte Abdullah Öcalan siyasetin gündemine gelen bu meseleyle alakalı bir çağrı yaptığı iddiası da doğru değil. Bunu da belirtmiş olayım. Bugün itibariyle Abdullah Öcalan'la terör örgütü elebaşıyla bir temas bugünden sonra olur mu? Pek tabii bu süreç olgunlaşırsa terör örgütü elebaşıyla da bir temas ailesinin ya da avukatların sağlaması noktasında ortaya çıkabilir. Ama bugün geldiğimiz noktada Ankara'da çözüm süreci mi başlıyor ya da yeni bir çözüm süreci içerisinde miyiz? Perspektifine kim ne diyor diye soracak olursan. Evet. Öncelikle muhalefet temkinli Serap. Muhalefet temkinli. Ne olup bittiğini anlamaya dönük bir çaba içerisinde muhalefet. Bu bağlamda CHP lideri Özgür Özel'in bir Güneydoğu turuna çıkıyor olması oldukça anlamlı. Salı günü Diyarbakır'dan başlayacak, Van'da bitireceği bir tur olacak. Bütün Güneydoğu Doğu bölgelerini gezecek. Sonrasında bu ziyarete başlamadan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek cezaevinde. Son derece önemli. Aslında böyle bir süreç başlayacaksa Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir şekilde bu sürecin parçası olması noktasında benim anladığım kadarıyla CHP lideri Özgür Özel'in iradesi var. Bununla birlikte Cumhur İttifakı'ndaki bakış ne derseniz, Cumhur İttifakı'ndaki bakış şu: biz terör örgütü PKK'yla, terör örgütünün uzantılarıyla herhangi bir şekilde oturup masada müzakere etmeyeceğiz. Yani bir önceki çözüm sürecinde yaşanan tabloyu bir mesai etrafında toplanıldı. Terör örgütünün Avrupa'daki yöneticileriyle bir araya gelindi. Bir müzakere süreci içerisine girdi. Aslında devlet oldukça ciddi bir fedakarlık yaptı. Buna terör örgütünün karşılığı, yanıtı ne oldu? Şehirlerimizi terörize etmek oldu, bombalarla donatmak oldu. Dolayısıyla devlet bir kez daha böylesi bir tabloya izin vermeyecek. Terörle müzakere etmeyecek, terörle mücadele edecek. Bunu MHP lideri Devlet Bahçeli de net bir şekilde vurguladı. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin de bakış açısı bu. Ama bir milli birlik, iç cephede bir birlikteliğin yeniden tesisi noktasında bir HDP, DEM Parti var ortada. Bu partiyle olası bir müzakere süreci ne şekilde olur? Şu şekilde olur. Aslında beklenti de bu. Deniliyor ki DEM Parti'ye, siz terörle aranıza bütünüyle mesafe koyun, gelin Türkiye'de Türkiye'li bir siyaset yapın ve halkın teveccühünü bu şekilde kazanın. Aktörlere de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a Sayın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı gibi, şayet sizin buraya gelirken devletim ne vazife verirse yaparım dediniz, o halde terör örgütünü artık terörün sonlandırması gerektiği çağrısını yapın ve terör örgütü silah bıraksın. İçeride ve dışarıda Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı yoğun bir terörle mücadele veriyor. Zaten içeride terör örgütü bütünüyle artık bitmiş noktada. Sınırlarımız ötesinde terörle mücadele ediyoruz. Orada da terör örgütünün artık hareket kabiliyeti. Yani buna da normalleşme deniyor ya. Böyle bir sorunların çözümü için bir araya gelinebilir ama biz buna çözüm süreci demeyiz mi diyor özetle Cumhur İttifakı. Yani bir süreç ifadesini MHP Genel Başkanı Bahçeli zaten kabul etmedi grup toplantısında. Bu bir süreç değil dedi, bir el uzatmadır dedi. AK Parti de mi öyle değerlendiriyor? AK Parti de bu şekilde bakıyor. Kesinlikle, bir kez onu söyleyeyim Serap, terör örgütüyle herhangi bir müzakere, görüşme yürütülmeyecek. Zaten terör örgütüyle
Gerekli mücadele yapıldı. Terör örgütü artık son çırpınışlarını yapıyor. Ama içeride özellikle Sayın Cumhurbaşkanı da son dönemde vurgu yaptı. Özellikle İsrail tehdidinin giderek güçlendiği görüşü var devlette. Bu tehditler ortadayken, etrafımız ateş çemberi olmuşken biz içte birlikteliği sağlamalıyız. Bunun da yolu tüm siyasi partilerin, tüm siyasetin geniş yelpazesinden kişilerin, kurumların bir araya geldiği bir denklemi ortaya çıkarabilmeliyiz. İç Peki. birlikteliğimizi sağlayabilmeliyiz görüşüyle bu durum ortaya çıktı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bunu yapıyor olması aslında bütünüyle Sayın Cumhurbaşkanı ve diğer siyasi partilerin de elini güçlendirdi. Sayın MHP lideri Devlet Bahçeli böylesi bir hamle yapınca herhalde devlet yöneticileri de diğer siyasi partiler de DEM Parti ile ilişkiler noktasında daha yapıcı bir tutum içerisinde olacaktır. Bu şekilde elleri de kolaylaştırmıştır diye değerlendiriyorum. Ama ben yeni bir çözüm süreci başlayacağını açıkçası öngörmüyorum. Peki. Terör örgütünün yapması gereken silah bırakması. Burada siyaset yapan partinin de terörle arasına mesafe koyarak gerçekten evet. halkın Türkiye Cumhuriyeti'nin partisi olmasıdır. Bence Ankara'nın bakışı da budur. Bunu sağlamaya dönük hamle yapıyorlar. Şimdi CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemeye zorla getirilmesi konusu. Şimdi uzun uzun vaktimiz çok az, 2-3 dakikamız kaldı Fevzi. O yüzden sen aktarırsın. Yani tepkiler hemen geldi. Dün bizzat da bir tweet attı, video paylaştı Kemal Kılıçdaroğlu. Orada yankıları ne Ankara'da? Açıkçası yani ben bir şekilde Türkiye'de meselelerin Yavuz'la takdir edecektir. Yani hukukla çözülüyor olması, mahkemelerle çözülüyor olması ya da çözülme girişimini doğru bulmuyorum. Hukuk siyasetin tarafı olmamalı. CHP liderinin bir önceki CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir hakaret davasında avukatının da bulunduğu ortamda zorla getirme kararının veriliyor olması bence doğru değil, mantıklı değil, vicdani de değil. Bu nedenle dün Meclis Genel Kurulu'nda gerilim yaşandı. AK Parti tarafı bizim meselemiz değil, hukuki bir mesele derken Cumhuriyet Halk Partisi taraftarları da bunun elbette siyasi bir dava olduğunu, siyasi bir karar olduğunu vurguladı. Dolayısıyla bence mahkemenin bu kararını geri çekmesi ve bundan bir sarf-ı nazar ederek siyaseti rahatlatması gerekir diye düşünüyorum. Yavuz Barlas ne der? Onu da dinleyelim istersen. Evet, aslında evet. bakıldığı zaman biliyorsun yani iki tarafın, üç tarafın birbirine hani neler söyleyip de sonrasında geri döndüğünü varsayarsak eğer son dönemde özellikle. Evet. Dolayısıyla hani bu da aslında o kapsamda değerlendirilir. Ben bu arada Fevzi şeyi merak ettim. Yani zamanımız varsa sadece. Bir dakikamız kaldı. CHP'nin özellikle bu biraz önce bahsettiğin süreçle alakalı alternatif olarak mı görüldü? Yani girişimlerinin özellikle işte DEM Partili ya da gittiği bölgelerle alternatif olarak mı görülüyor yoksa tamamlayıcı olarak mı görülüyor sence? Yani bu sürece bir tamamlayıcı unsur olarak mı görülüyor şu an yoksa alternatif bir girişim olarak mı görülüyor CHP'nin girişimleri? Çözüm süreci için söylüyorum bunu. Ya da en azından bu süreç diye kabul edilmese bile. Evet. Alternatif değil ama süreçte rol alma diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi de belki örneğin Selahattin Demirtaş'ı Özgür Özel çok önce ziyaret etmeyi belki planlıyordu. Ama MHP lideri Devlet Bahçeli'nin uzattığı o el siyasette iklimi değiştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi de biraz daha bu meselelerde rahat davranmaya başlayacaktır önümüzdeki süreçte. O zaman anayasa bence konusunda da rahat davranmaya başlar mı? Çalışıyor. Çünkü bu ona da geliyor ya Fevzi, yani biz anayasa yapmayacağız dedi ama yani DEM'le temas anayasa üzerinden de değerlendiriliyor. Tamamlayıcı olursa ve burada CHP de rol alırsa o sürece de etki edecek bir şey bu. Bir pozisyon ve tutum. Bence bu süreçlerin ana hedefi anayasa. Hı hı. Tüm bu konuşmaların, görüşmelerin ana hedefi yeni bir anayasa olarak değerlendiriyorum. Bu yeni anayasa süreci sadece bir anayasa metni ortaya kolay alım şeklinde olmayacaktır muhtemelen. O süreçte siyaset daha yakın çalışacak. Tüm siyasi partiler daha sıkı diyalog içerisinde olacaktır. Ve normalleşme iklimi tüm Türkiye'ye yayılacaktır. Bence bu süreci bütünüyle böyle okumak daha doğru olur diye değerlendiriyorum. Yani. Yeni bir anayasa yapacağız ama anayasa yaparken azami müştereklerde uzlaşacağız gibi görünüyor.
Evet, bu üzerine çok konuşulacak. Önümüzdeki evet. süreçte de siyaseti şekillendirecek bir konu. Çok teşekkürler Fevzi Çakır'a. Teşekkür edelim Ankara'dan. Yarın yine görüşmek üzere. Yavuz Rica Varlas. Ederim. İyi çok, yayınlar çok görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Bu saati noktalayalım. Noktalıyoruz sevgili seyirciler. Birazdan saat başında görüşmek üzere. Para gündem devam ediyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamaları büyük ses getirdi grup toplantısında ve bunun üzerine de yeni yeni gelişmeler ve açıklamalar var. Uzattığım el iyi niyetli bir eldir. Süreç için değil, kardeşlik için bu eli uzattık dese de yeni bir süreç mi başlıyor? Soruları hala soruluyor. Ben de konuklarıma soracağım. Konuşmak kavgadan iyidir değerlendirmesi yapan CHP lideri özelde Doğu ve Güneydoğu'yu ziyaret edeceğini açıkladı. Bu ziyaretler öncesinde de Edirne cezaevinde ki eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la bir görüşme yapacak. Önümüzdeki günler için bu temaslar ne anlama geliyor soracağım. Diğer konu Kemal Kılıçdaroğlu'na zorla getirilme kararı. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi avukat Mustafa Doğan İnal'ın açtığı hakaret davası kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu'nun zorla getirilmesine karar verdi. Konuklarım AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay. Mehmet Bey hoş geldiniz. Mustafa Bey hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Şahin ile başlamak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun zorla getirilme kararına ne değerlendirmeniz nedir? Şimdi şöyle Ankara'da Sayın Kılıçdaroğlu yaşıyor. Bence bir talimatla Ankara'da ifadesi alınacaksa Ankara'da alınabilirdi diye düşünüyorum. Bazen bürokrasi farklı davranabiliyor. Onun için burada biraz şeyim yani zorla getirilmesi konusunda eğer hukuki bir yol varsa onun kullanılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bence bir talimatla Ankara'da bu iş yapılabilirdi diye düşünüyorum. Biraz bana işgüzarlık gibi geliyor. Yani o şekilde yorumluyorum. Şöyle Kemal Kılıçdaroğlu zaten hodri meydan dedi. Bir video paylaştı dün akşam. Bir tweet attı bu konuya ilişkin. Tek bir CHP'liyi saray yargısına teslim etmeyeceğiz dedi. Ne beni ne diğer yol arkadaşlarımızı harcatmayacağız. Yargıya talimat vermeyi bırak dedi ifadelerinde. Özgür Özel dedi ki bu hukuki olmadığı gibi siyasallaştırılmış yargının gözdağı verme çabasıdır dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hakaret davası kapsamında zorla getirilme kararına. Ekrem İmamoğlu da diyor ki zorla getirme kararlarını onlarca suç kaydı olup ortalıklarda gezenlere işletin. 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na devam eden bir dava sebebiyle verilen bu karar hukuki değil siyasidir diyor. Bu yoruma yani siyasi karar eleştirisine ne diyorsunuz? Benim lafım şu, eğip bükmem. Yani bugüne evet. kadar izleyenler de herhalde tavrımı biliyorlar. Hiç eğip bükmenin de hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Biraz önceki kullandığım cümleyi aynen kullanacağım. Ankara'da talimatla olma imkanı varsa bu yapılabilirdi. Hı hı. Burada bir işgüzarlık görüyorum. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında %100 yanlış buluyorum. Sebebi şu. Şimdi diyelim ki bir uygun olmayan bir durum var. Siz kalkıp da burada zaten yani bir yanlışın üzerine 300 tane yanlış dizemezsiniz. Sayın Kılıçdaroğlu işte saray yargısı. Türkiye'de saray yargısı diye bir yargı yok. Türkiye'de Türk yargısı var. Kalkıp burada işte ben böyle devletin belli kurumlarına diyelim ki hata olan biz de karşılaşıyoruz. Devletin kurumlarında hata ve uygun olmayan bazı davranışlarla hepimizin karşılaştığı olmuştur. Şimdi kalkıp işte ben saray yargısı diye Türk yargısını böyle bir tarafa koyup onu böyle kutuplaştırmanın bir aracı olarak kullanmaz. Veya siyaseten dışarıda kalmanın bir aracı olarak kullanıp kendi partisi içinde tekrar bir alanlaşmaya çalışmasın. Yani bu şekilde. Onun için saray yargısı, yargıya talimat filan bunların ben lafı güzel olduğunu düşünüyorum. Bu yaşanan süreci Sayın Kılıçdaroğlu kendini siyaseten tekrar var etme aracı olarak kullandığını görüyorum. Şimdi eleştirirsiniz. Dersiniz ki yani ben bir devlet adamı veya işte 13 yıl genel başkanlık koltuğunda oturmuş birinin siyasetin içinde yer almış, Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin genel başkanlığını yürütmüş, işte ben Atatürk'ün koltuğunda oturuyorum diyen bir siyasetçinin kalkıp burada böyle freni boşalırcasına işte biliyorsunuz
Sayın Cumhurbaşkanı'na veya işte külliyeye yönelik böyle bir tavrının olduğunu görüyoruz. Bu şekilde konuşmanın %100 yanlış olduğunu düşünüyorum. Genel başkanlığı bırakmak zorunda kalmasına, kendi partisinden uzaklaştırılmasına rağmen ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun hiçbir bir milim değişmediğini, aynı şekilde hatalarına devam ettiğini ve kutuplaşmanın bir başı olarak hareket ettiğini düşünüyorum. Şimdi eleştirirsiniz, dersiniz ki ya dersiniz bu uygun değil. Yani bir talimat yazılır, bu talimatla Ankara'da bu şekilde ifade verilebilir. Bunun doğru olmadığını dile getirebilirsiniz ki ben en azından kendi şahsi Mehmet Şahin olarak böyle düşünüyorum. Hı hı. Şimdi ama bunu kullanıp işte buradan yargıya, işte yargının talimatla çalıştığına, yargının bağımsız olmadığına, işte saray yargısı falan diye buradan kendinize çıkış aramayın. Hiç değişiklik olmamış. Aradan geçen ayları göz önünde bulundurduğumuzda Kılıçdaroğlu bildiğimiz gibi aynen devam ediyor. Ben bunun iyi bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Sanırım genel başkan olduğu dönemde hatırlayalım sadece yargı ile ilgili değil, bazı kurumlara yönelik de tavırları vardı Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Biliyorsunuz kurumları basma, işte bir grupla giderek kurumlar önünde açıklamalar yapma girişimi vardı. Genel başkanlıktan uzaklaşmasına rağmen Sayın Kılıçdaroğlu hala o noktada olduğu gözüküyor. Bunu yanlış buluyorum. Türk yargısının bu şekilde adlandırılmasını kutuplaşma açısından olumsuz çok katkısının olacağını düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Talimatla bu iş yapılabilme imkanı varken bu şekilde olmasının ben bir işgüzarlık olduğunu düşünür iken Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu yanlışın üzerine 300 yanlışla gitmesinin siyasi deneyimine yakışmadığını düşünüyorum. Ne niyetle bir işgüzarlık? Resim bu. Yani kastettiğiniz işgüzarlığı tarif eder misiniz? Ne niyetle ya da sonuçlarının Türkiye'de böyle bir etki yaratacağını, böyle bir domino taşı etkisi yaratacağını düşünülmeden bir işgüzarlık mı? Yok, eğer o beklenti içine giriyorlarsa, o beklenti içine girip buradan bir domino taşı, buradan bir çıkış arama falan bu boş bir beklenti, onu söyleyeyim. O zaman her bir bürokratın veya işte ne bileyim bir devlet görevlisinin bir yerde yetki sahibi birinin almış olduğu kararı hadi bakayım buradan bir siyasi yürüyüş başlatalım filan beklentisi. Onu kastetmemiştim. Yani bu açıklamalar tepki silsilesini getireceği tahmin edilemez mi? Yani zorla getirme kararı. O anlamda söyledim. Yanlış ifade olduysa düzelteyim. Tamam. Şimdi şöyle bu siyaset bilemezsiniz ki eğer çünkü hangi kararı verecek yargı, işte hakim nasıl davranacak, savcı nasıl davranacak, bu oturup siyasi iktidarın belirlediği bir şey değil ki. Burada diyelim ki bir kurumda talimatla bu yapılabiliyorsa, ki hepimizin de bu tür şeylerde bana karşı hakaret davaları oluyor. Ben de nasıl söyleyeyim, mahkemeyi veriyorum ve işte başka insanların bu şekilde karşılaştığında davrandıkları gibi neyse hukuki çerçevede davranmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Ama benim gördüğüm şey şu, burada yapılan bir şeyi buradan siyasi, yani siyasi rant devşirme şeyi var. Nasıl söyleyeyim? İşte buradan nasıl bir çıkış sağlarız? Burada da benim gördüğüm kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi içindeki o yarışta işte bakın eski genel başkanlarının Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu şekilde bir durumla karşı karşıya gelmesini hem Sayın Kılıçdaroğlu kullanmaya çalışıyor hem de diğer yarışın içinde olanlar hemen böyle kendi aralarındaki var olan yani rekabeti de bir tarafa bırakarak onlar da bu süreçten faydalanmaya çalışan bir durum ortaya çıkıyor. Ya bence buradan öyle işte domino taşı bir şey çıkar filan bunların boş beklenti olduğunu düşünüyorum. Mustafa Bey, siz de bu işgüzarlık tanımına katılır mısınız? Şimdi tabii Sayın Şahin işgüzarlık dedi, ondan öte bu durum bence. Tabii ki Şahin'in önerisi en akla yakın, daha doğrusu bir nebze hukuki olandır. Çağırırsınız, ifadesini alırsınız. Nitekim Eylül ayı sonunda da Kavakdere Polis Karakolu'ndan beni aradılar. Dediler ki hakkınızda bir yazınız nedeniyle ifadenizi almamız gerekiyor. Gerçekten nazikçe de ne zaman uygunsunuz dediler. Ben de şu gün geleyim dedim. Gittim ifademi verdim. Tabii yargılama süreci ayrı tartışılır Türkiye'de. Ama artık iş yargılama sürecini geçti Serap Hanım. Yani bu artık usulüne, yani kişilerin en temel haklarına kadar gelmiş görünüyor. Ben sevgili Şahin'in bir an Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılanma arzusundan kaynaklanan bir durum diye yorumlayacak sandım neredeyse.
Bereket o noktaya kadar gelmedi. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nu çünkü bir nebze, daha doğrusu oraya kadar götürmüştü. Sevgili Balbay, o beklenti bende ama, değil. Beklenti Sayın Kılıçdaroğlu. Ama bir oraya kadar gelecekti neredeyse. Ama işin siyasal boyutu şu. AKP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP içinde parçalı görünümün bir parçası olarak deşmek istiyor. Bugüne kadar getirdiği nokta tam istediği sonuca ulaşmamış olması lazım. Bir genel başkan hakikaten bu, yani kabile devletlerinde olmaz ya. Yani demokrasi en kötü Afrika ülkelerinde olmaz ya. Bir nebze saygı olur yani. Bu kişi denir Maliye Bakanlığı'nın en önemli bürokratlarından. Yıllarca SSK'yı yönetmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmuş. 10 yıl genel başkanlık, 14 yıl düzeltiyorum. Evet, 2010'dan bu yana, 2012 geçen yıla kadar 13 yıl genel başkanlık yapmış. Yani bir nebze saygı olur ya. Yani zorla getirmem. Yani tanımlamakta bile zorlanıyorum. Şu anda bizi izleyenlerin irite olmasından endişe ediyorum. Yani bu kadar olmaz yani. Bu kadar olmaz. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasetin böyle CHP içindeki bir unsur haline getirmek, CHP içinde doğal olarak herkes Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıkma yarışına girecek. Şimdi sahip çıkma yarışına girilirken meclis grubu, zaten gerçek o, Kemal Bey'e yakın olan arkadaşlar var. Ama artık devran döndü de diyen arkadaşlar var. Şimdi Kemal Bey'e sahip çıkma yarışı olacak. Az çıkanlar, çok çıkanlar olacak. Bu şekilde kullanmaktan başka hiçbir amacı yok. Terör örgütü başıyla diyalog aranıyor. Bir partinin genel başkanı zorla adliye getiriliyor. Yani Türkiye'nin, yani geldiğimiz noktanın fotoğrafı bu maalesef Serap Hanım. Bir nebze bugün bir iki gazetenin manşeti, bu iktidarın samimiyetine bir nebze inansak, Devlet Bey çok doğru söylüyor diyeceğim mesela. Yani yatay geçişte biraz sonra oralarda geliriz. Direkt gelebiliriz ama o konuya çünkü arkasında, evet, önemli bir konu. Bütün bunların arkasında ben bugüne kadar Serap Hanım, bugüne kadar 9 kez kamuoyunun eve dönüş yasası dediği, işte terörle mücadele adı verilen, işte barış adı verilen 9 kez adım atıldı. İkisini ANAP attı. İkisini SHP attı. Üçünü DYP, ANAP iktidarlara, DYP'li ve SHP'li iktidarlar attı. İki tanesinde AKP döneminde atıldı. Ve her birinde maalesef istenen sonuç alınamadı. Ama hiçbirinde bugünkü kadar siyasallaşmamıştı süreç. Altını çiziyorum. Hiçbirinde, her şeye rağmen, Özal'da, Demirel'de, Tansu Çiller'de, Mesut Yılmaz'da, Necmettin Erbakan'da bu barış süreci, eve dönüş süreci, Devlet Bahçeli, Mehmet Ağar bile ya dağda silah tutacaklarına ovada siyaset yapsınlar dedi. Yani bir nebze siyasetin üstünde tutulabilmişti. Ama içine geldiğimiz bugünkü süreç içinde, biraz sonra ayrıntılarını da konuşuruz Serap Hanım. Maalesef Türkiye'nin en önemli konusunun, iç barışı için en önemli unsurun iç cephemizi tahkim etmeliyiz adı altında tamamen siyasal bir sürece sürüklenmekte olduğunu görüyorum. Dilerim yanılırım. Eğer sürüklenmez de tamamen gerçekten de Bahçeli'nin uzattığı el el eleye dönüşürse, efendim işte Tuncer Bakırhan doğrudan muhatap olun, biz de katılırız diyor. İşte Özgür Özel 6 ili kapsayan gezi yapacak. Ben dün Özgür Özel'le bir görüştüm, bugün yazdım da, yani birebir de görüştüm. O da siyasi tarihimin en önemli gezisi diyor Diyarbakır için. Belli ki o da önemli şeyler söylemek istiyor. Çok ayrıntıya girmek istemedi. Orada söyleyeceğim dedi. Herkesin gerçekten pozitif bir bakış. Şöyle yapalım mı? Söylüyorum. Ben aslında Mehmet Bey'e dönüp bu konuyla ilgili bir soru soracağım ama öncesinde az önceki ifadenizi biraz açmanızı istiyorum. Kısa, ha, tamamlamadınız mı o kısmı? Kemal şöyle, Kılıçdaroğlu, hayır, Kılıçdaroğlu bölümünün. Tamam. Şöyle çok kısa vurgulamak istiyorum. Bir defa Kılıçdaroğlu'nda siyaset yapma hakkı vardır. Kılıçdaroğlu'nu manen tutuklu hale getirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. İki, Kılıçdaroğlu'nun siyaset yapma hakkı kamuoyunda hani tartışılan konunun aksine CHP'nin lehinedir. Genel başkan, mevcut genel başkan olumsuz bir tavra girerse bunun eleştirilebileceğini bilmesi iyidir. Üç, Kılıçdaroğlu'nun bu güçlü durma duygusunu bir yargı konusu haline getirip siyasi yasaklı yapma
noktasına getirip bunun ruhunu bozmak siyasete ihanettir. Bu konuda diyeceğim bu. Onun dışında ikinci konuya geçelim. Şu cümlenizle ne demek istiyorsunuz? Siyasal bir sürece sürüklenmekte olduğunu düşünüyorum Türkiye'nin. Ne demek bu? Şöyle Serap Hanım, burada anayasa tartışmaları yapılırken konu önce ilk dört maddeye, oradan en olmayacak yerden girildi. Ve Numan Kurtulmuş üzerinden de bir şekilde girilerek benim gördüğüm kamuoyu ne diyecek algısının, kamuoyu ne diyecek sorusundan bir yanıt arandı. Şimdi böyle bir noktada da Erdoğan Cumhurbaşkanı, ya ana dili konuşamayan insanlar, biz onları sahip çıkacağız deyip tek devlet, tek dil, tek milletten daha bir hepimiz beraberiz noktasına geldi. Ardından Devlet Bahçeli, elimizi uzatıyoruz dedim. Yani şimdi bu Erdoğan'ın yeniden seçilme arzusu temelli anayasa değişikliğine DEM Parti'nin de çekilmesi, DEM Parti'nin 57 milletvekilinin bu süreci ortak edilme arayışı kokuyor. Şu andaki tablo bu. Ama peki, süreci izleyeceğiz. Doğrusu ben de tümüyle reddedip hiçbir hani bu diyalog ortamlarını tümüyle böyle hani elimin tersini iten bir kişi olmak istemem. Bu ülke için yazı yazan, siyaset yapmış bir kişi olarak. Ama şu andaki koku bu. Süreci izleyip göreceğiz. Demek istediğim bu Serap Hanım. Peki Mehmet Bey, hakikaten herkes tam olarak ne olacağını iktidardan bu yönde, bu şu an çok genel tarif edilen konuda nasıl bir yol izleneceğini merakla takip ediyor. Ve her şeyden, yani dünkü Barzani ziyareti, işte onun dışındaki tüm açıklamalar, herkes böyle acaba bu yeni süreçle ilgili mi diye merakla takip ediyor. Şu an o Ankara'daki iklimi bize tarif eder misiniz? Nedir bu? Çünkü terörist başının işte ailesiyle bundan sonra görüştürülebileceği yönünde bir takım yazılıyor, çiziliyor bir yandan. İşte Sayın Bahçeli bir çağrı yapsın dediğinde zaten hemen ona DEM'den böyle bir yanıt gelmişti, tecrit kalksın diye. Acaba oradan böyle bir çağrı gelir mi, tecrit kalkar mı, ne olur ifadeleri var. Özgür Özel'in Demirtaş'la görüşmesi, Doğu illeri konuşması, Doğu illerine gidecek. Oradaki ifadesini birazdan soracağım. Sizden bir duyalım, şu an oluşan iklim bize ne gösteriyor diye. Ya şimdi benim gördüğüm resmi resmi anlamakta anlamak istemeyenler veya bunu geçmiş dönemdeki siyasi deneyimleri göz önünde bulundurarak iç siyasi kaygılarla açıklamaya çalışanlar, ben büyük resmi kaçırdıklarını düşünüyorum. Hep de genelde baktığımız zaman genelde Türkiye'deki Türkiye'deki davranışlar iç siyasi kaygılara göre veya yorumlar o şekilde işliyor. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Sayın Bahçeli'nin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin 1 Ekim günü işte Cumhurbaşkanımız konuştuktan sonra hemen Demlilerin sırasına gidip eş başkanlarla, Demlilerle tokalaşması de beklenilen bir davranış değildi. Yani çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Bahçeli'nin tavrı net bir şekilde ortada. Ve karşı tarafından da bir karşılık verip işte sıcak bir ortamın oluşması orada. Acaba ne oluyor tartışmasını, tekrar yeni bir çözüm süreci mi tartışmasını gündeme getirdi. Çok affedersiniz, kaldığımız yerden devam edelim. Profesör Doktor Mehmet Şahin'deydi söz, tam da ortasında böldük. Buyurun kaldığımız yerden. Konuşmamızın ortasına otoyol girdi. Ne yapayım yani? Şimdi geçen haftada olduğu gibi. Geçen haftada bölünmüştü, doğru söyleyeceğiz. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla bu süreci son iki seçim ve seçim süreci ve öncesindeki tartışmaların da göz önünde bulundurarak biraz oradan, yani tamamen siyasetten soyutlayamazsınız ama yani tamamen ona endeksli yorumlamanın büyük resmi göremeyeceğimizi, engelleyeceğini düşünüyorum. Şimdi neye dayanarak bunu söylüyorum? Hatırlayalım. Meclis işte oluştu. Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Kılıçdaroğlu arasında bir diyalog süreci başladı. Bundan rahatsız olanlar oldu, destekleyenler oldu. Özelle demek istiyorsunuz. Siyasette yumuşama. Özelle. Özel herhalde. Pardon. Özelle bir üstün yeni genel başkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Özgür Özel'le bir süreç işlemeye başladı. Ve buna karşı çıkanlar oldu, destekleyenler oldu filan.
Şimdi bence ikinci bir diyalog sürecini başlatmıştır aslında. Sayın hiç kimsenin beklemediği bir anda Sayın Bahçeli'nin Demirel'le tokalaşması siyasette hiç beklemediğiniz bir yerde yeni bir alanın açılmasını sağlamış oldu. Buna farkındaysanız eğer Türkiye'deki yumuşama, diyalog veya işte konuşma meseleleri konuşma olarak da yorumlayabiliriz. Bunu destekleyenler buna olumlu baktı ama hep böyle siyasi kaygılarla yapılan her hareketi belki siyasetçiler tarafından yapıldığı için doğal da karşılanabilir. Hep siyasi sebeplerle, iç siyasi sebeplerle yorumladılar. Ama Sayın Bahçeli'nin hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına baktığımızda ki biliyorsunuz bu hafta grup toplantısında da Sayın Bahçeli açık açık ne kastettiğini söyledi. Ben buradaki meselenin şu olduğunu düşünüyorum. Yeni bir çözüm süreci olduğu, çözüm süreci yani geçmişte yürütülen 2013'lerdeki süreç gibi bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Ama gözünüzü de bölgedeki yaşananlara kapatamazsınız. Şöyle söyleyeyim, 3. Dünya Savaşı'ndan bahsediliyor. Yani dillendiriliyor. Nükleer savaşların, nükleer silahların kullanmasını hiç olmadığı kadar çok rahatlıkla artık uluslararası alanda hem siyasetçiler hem gazeteciler tarafından hem de analistler tarafından kullanıldığını görüyoruz. İki örnek var. Bir tanesi bizim kuzeyimizde yaşanıyor. Avrupa'nın merkezindeki Ukrayna Savaşı'nı kastediyorum. Biri güneyimizde ama yayılarak devam eden, yani Siyonist İsrail'in yoğun bir şekilde nerede duracağı bile belli değil. Yani bir anlamda yanı başımızda bir kıyamet kopuyor. Devletler çöküyor, çökertiliyor. Dünyada belki 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en çok silahlanmanın yoğun bir şekilde güneyimizde olduğunu, Akdeniz'in hiç olmadığı kadar uçak gemileriyle ve işte donanmalarla yoğun bir şekilde buraya sevk edildiğini görüyoruz. Hiç tereddüt edilmeden terör örgütlerine destek verildiğini görüyoruz. Yani devletler kendi müttefiklerine değil de bölgeyi istikrar sağlaya getirecek her aktörü, bu devlet olsun, devlet dışı olsun, hemen hemen bunların tamamen desteklendiğini görüyorsunuz. Birleşmiş Milletler sisteminin çöktüğünü görüyorsunuz. Yani bugün baktığınız zaman Allah aşkına, bugün de benim yazımın başlığıydı. Allah kimseyi Birleşmiş Milletler'in inisiyatifine bırakmasın diye. Gerçekten eskiden Amerika Birleşik Devletleri için kullanılırdı Orta Doğu'da. Amerikan yorganı ile örtünmüşseniz bilin ki çıplaksınız diye bir deyim vardır. Şimdi bakıyorum aynısı bile BM için. BM yorganı ile eğer ona güvenip örtünmüşseniz bilin ki çıplaksınız. Şimdi sizi koruyacak hiçbir şey yok ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine giriş yasağı konuyor, ambargo konuyor, işte kısıtlamalar getiriliyor. Yani dikkat edin, insanların soykırıma uğramasından da bahsetmiyorum. Yani uluslararası barış ve güvenliği korumaktan sorumlu olan bir örgütün kurumları, elemanları gözlerini kırpmadan öldürülüyor birileri tarafından. Birileri dediğim, evet, Orta Doğu'da yanı başımızda İsrail tarafından böyle bir... İşte bunlar yaşanırken siz hiçbir şey olmuyor. İşte onun için sadece iç kaygılarla hareket edenlerin bu tehlikeyi anlamasını imkansız görüyorum. Mehmet Bey, şu aslında konu zannediyorum. Yani bu söylediklerinizde zannediyorum herkes hemfikir. Yani sınırımızın öte yanında olanlar, terörle mücadele konusu ya da mecliste bir partinin terörle arasına tamamen mesafe koyması gerektiği, bağlarının hiç olmaması gerektiği, buna itiraz edecek olan yoktur. Ama yani bugün eğer bu konuda ılımlı bir temas olacaksa, anayasa konusu ya da diğer konularda, bu nereden başlar? Tarafların çünkü hemen ortaya, daha konu açıldı, hemen ortaya ahim kararları konusu geldi. Başka konular geldi. O yüzden bu sorular soruluyor. Yani bunun yani, şekli ne olur? Şimdi ben bunu, bir masaya oturulur mu? Bir masaya oturulursa iki kişinin tıpkı ilişkisindeki gibi. Yani herkes bohçasından ne çıkarır da ortaya koyar? İşte bu konuyu konuşalım, çözelim diye. Bu ben soruluyor aslında. Ben şahsi okumamı yakinen takip etmeye çalışıyorum. Hem yazanlar, çizilenler, seçim döneminde herkesin tavırlarına bakıyorum. Mesela dün özellikle muhalif kanallardan bazı yorumcuların tavrına baktığım zaman dedim ki yani bu da olmaz ya. Yani bu şekilde de olmaz. Yani insanlar bazen hiçbir şey olmamış gibi yanı başınızda kıyameti koparken bir anda farklı tavırlarla hareket ediyorlar. Ben bunu şöyle okuyorum, açık söyleyeyim. Şahsi olarak, Mehmet Şahin olarak. Ya kardeşim bakın bölgede kıyamet kopuyor. Bizim bu konu, yani bu adlandırılan hangi adlandırılabilir, isteyen istediği şekilde yapabilir. Yani Dembe bileşenlerinin rahatsız oldukları konu, işte diyorlar ya biz şunlardan rahatsızız. Bu bölgede biliyorsunuz özellikle Suriye'nin kuzeyindeki
PKK-PYD yapılanması Türkiye için tehdit mi? Elbette ki tehdit. Zaten bunu engellemeye çalışan bir tavrı var. Bu bölgede bunlar yaşanırken siz kendinizi uluslararası bir güç ve güçlerin aparatı hale getirmeyin. Konuşulacaksa bu mecliste konuşulur. Bu sorun Türkiye'nin sorunudur. Biz kendimiz konuşabiliriz. Hatta şöyle bir cümle de kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulup çözülmeyecek hiçbir mesele yoktur. Bu aslında yani konuşmak istiyorsanız bunu biz kendimiz konuşuruz. Bunu başka ülkelerin kullanımına açık tutmayın. Peki. Yani ben bunu bu şekilde okuyorum. Ama bunu böyle okumayıp onu da görüyorum. Bir kesimde şöyle bir yaklaşım var. Tamamen bölgede yaşananları bir tarafa bırakarak sadece önümüzdeki seçimi 2028 neyse artık yani 2028'de gözüküyor şu anda. Yani önümüzdeki seçimi baz alarak hareket ediyorlar. Kim sadece önümüzdeki seçimi baz alarak hareket edip bölgedeki gelişmeleri göz ardı ediyor ise bilin ki ne Sayın Bahçeli'nin açıklamasını ve el uzatmasını anlamış bunlar ne de Türkiye'de ve Türkiye'nin yanı başında yaşananlardan haberdarlar. Bunlar gözlüklerini kapatmışlar, bir yere gitmeye çalışıyorlar. Bu böyle değil. Peki, o zaman Mustafa Balbay'a sorayım. Yani siz aslında Mehmet Bey'in dediği çerçeveden de bir vurgu yaptınız. Yani anayasa üzerinden, anayasa konusunda bir işbirliğinden Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığını anayasa değişikliğiyle tekrar kazanma amacı da güdüyor bu. Güdüyor olabilir ya da o soruyu da sordunuz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Selahattin Demirtaş'ı Edirne'de ziyaret edecek. 6 ile gidiyor, Diyarbakır'dan başlayacak Van'a kadar. Şu ifadesi ilginç, bu konuda bir şey duyulacaksa benim ağzımdan duyulacak dedi Özgür Özel. Yeni bir şey duyulacaksa da önümüzdeki hafta Diyarbakır'la başlayıp Van'la bitireceğimiz 6 günde 6 ile gideceğimiz seyahatte duyulacak dedi. Bu parti kendi milliyetçiliğini ispat için Devlet Bey'den icazet almayacak dedi. Ne demek bu konuda bir şey duyulacaksa benim ağzımdan duyulacak ifadesi? Yani şimdi siz ne anladınız tabii, bundan? Özgür Özel'le dün öğle saatlerinde ben de konuştum. Ve bu geziyi, Güneydoğu gezisini siyasi tarihinin en önemli gezisi olarak değerlendirdiğini söyledi. Genel anlamda benim gördüğüm, yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu oyunun dışında olmadığını, şu anda iki tarafın hani DEM Parti CHP çözümünü söylesin dedi. Hı hı. İşte Devlet Bahçeli de çağrımız herkesedir dedi. İşte Özgür Özel'in son dönemdeki o diyaloglara değindi. Burada Cumhuriyet Halk Partisi yine benim gördüğüm önümüzdeki hafta bu sorunların çözüm merkezinin meclis olacağına ilişkin bir açılım gösterecek. İki, 29 Ekim'in belki de hani iyi bir organizasyonla siyasi parti liderleri toplantısı haline dönüşebileceğini, o çerçevede bir diyalog genişletebileceğini önerecek. Yani bu hani yani bir çözüm süreci ya da adı çözüm süreci demeyelim ama yeni bir yeni bir dönem başlangıcıysa bu. Biz bunun dışında olmayız. Yani Cumhur İttifakı ve DEM'in bir teması olacaksa biz de masada oluruz demek mi bu? Şöyle Serap Hanım, şimdi öyle bir şey ki hani biraz önce söylemlerinden anladığım kadarıyla Mehmet Şahin de beklemiyormuş Devlet Bahçeli'nin böyle bir açılım ortaya koymasını. Herkes için, pek çok kesim için sürpriz bir durum oldu. DEM Parti'ye buna cevap verdi. Anımsayın, bundan 3 yıl önce 2021 yılında MHP kurultayı öncesinde HDP ile ilgili kapatma davası çıktı. MHP kurultayından 2 gün önce. Neden? Çünkü Devlet Bahçeli HDP kapatılmalıdır dedi. Sonra o dava hala sürüyor. HDP yerine DEM Parti'yi kurdular. Yani bu süreci bilmesek bu diyalog ortamına tabii ki ne güzel diyeceğiz. Ben yarın 3 gün sonra Devlet Bahçeli'nin benden kabahat gitti, alın ip atıyorum, bu iple önünüze geleni asın derse de şaşırmayacağım. Geçmişte böyle bir arka plan var. O nedenle Özgür Özel bütün bunları da dikkatli olarak CHP siyasette bir diyalog ortamı oluşursa buna soğuk su katmayacak. Bu süreç rayında giderse meclis zemininde her şeyin konuşulmasını sağlanacağım, gerçekten Türkiye'nin kalbinin olacağım
bir süreç devam ederse CHP oranın belki en aktif üyesi olacak. Ama bu iş tamamen Cumhur İttifakı'nı güçlendirmeye yönelik DEM Parti'nin yani 360'ı bulmayı sağlayacak. Kimi böyle ilk 4 madde kalsa bile böyle kimi üniter devlet yapısından ödün verme olasılığını içerecek maddeleri girerse CHP'de orada cevabını verecek. Çünkü toplumda kabul görebilecek bir barış ortamı hepimizin arzusudur. Ama şu anda ben gerek Erdoğan'ın konuşmalarından gerek Bahçeli'nin konuşmalarından sadece Cumhur İttifakı'nı güçlendirmek olarak anlıyorum. Önümüzdeki dönem DEM Parti'nin yanlarına çekilmesini sağlayacak birkaç argümanı şu anda tartışmayı açacaklarını görüyorum. Örneğin hangi argümanlar sizce? Öcalan'la, örneğin şu anda Türkiye'de temel olarak herkes ana dilini öğrenebiliyor. Ama bunun geçmişte biliyorsunuz Kürtçe okullar açıldı. Daha doğrusu Kürtçe ders verildi. Seçmeli ders olarak. Evet, seçmeli ders olarak kabul. Bunları biraz genişletmek. Ondan sonra böyle ulus devlet yurttaşlık tanımını biraz geniş deyim yerindeyse gevşek tutmak gibi bazı planlar konuşuluyor Ankara'da. Bunlar önümüzdeki dönem Kasım ayının gündemi olacak. Ben onu görüyorum. Abdullah Öcalan'la Kasım ayında, daha doğrusu Ekim sonunda önümüzdeki günlerde bir görüşmenin yapılacağı Ankara'da çok sık konuşuyor. Bana da gelen kimin görüşmesini kastediyorsunuz? Avukatlarının yani kimin görüşmesini? Hani Erdoğan'ın dediği gibi devlet görüşür demişti Erdoğan biliyorsunuz geçmişte. Yine o zeminde bir görüşme olacak. Şimdi tabii bunların ayrıntılarına girdiğimizde Serap Hanım hakikaten çok çetrefilli de bir konu. Ama Sayın Şahin büyük foto resme bakalım dedi, evet. Ya ben de büyük resme baktığımda Büyük Ortadoğu projesini görüyorum. Şimdi Suriye'nin kuzeyinde bir YPG Amerikan destekli olarak ordu kurdu. Şimdi Irak'ın kuzeyinde Nacirvan Barzani doğal olarak terör örgütüyle arasına mesafe koydu ama Türkiye'nin istediği kadar mesafe koymadı. Ama Amerika YPG'nin bitmesini istemediği gibi PKK'nın bitmesini istemiyor. Bunu görmek lazım. O nedenle büyük resme baktığımızda Erdoğan'ın o söylediği İsrail tehdidi vesaire onun çok ötesinde bence önümüzdeki dönem o bölgede yaşanabilecek olanlar. Erdoğan bunu İsrail tehdidi kapıda deyip bir iç politika malzemesi yapmasa Orta Doğu'daki tehlikeleri dikkate çekerek Türkiye'nin her bakımdan güçlü olması gerektiğini ortaya atsam başka bir şey olabilirdi bence. Şimdi örneğin Irak'la Türkiye arasında biliyorsunuz bir kalkınma yolu projesi var. Benim de hayalim Sayın Şahin'le Sena Hanım'la programda konuşurken onu da selamlamış olalım. Evet, dile getirmiştim. GAP'ı Suriye ile paylaşsak bu bölgede çok önemli büyük sorunlar çözülür diye düşünüyorum. GAP çok büyük bir bereket. Biz o bereketi örneğin Suriye ile paylaşabilirsek araya başka emperyalist ülkenin girmesi de büyük ölçüde engellenebilir. Evet zor, farkındayım. Ama benim gördüğüm fotoğrafın büyüğü Türkiye bölge ülkeleriyle doğrudan diyalog kurup bir barış iklimini önermek zorunda. Çünkü savaşı öne koyduğunuz zaman savaştan beslenenler başta Amerika'daki ilk 10 şirketten 4'ü savaş sanayi. Onlar olacak. Fotoğrafın büyüğünde bu görüyorum. Çok basit şey gibi görünüyor. Hani Öcalan, PKK tasfiye etsin. Evet bizim iç politikada konuştuğumuz konular ama Amerika'nın da PKK'nın bitmesini istemediğini bilelim. Şu anda tartıştığımız konunun da bu tartışmayı sağlıklı götüremezsek PKK'yı güçlendireceğini de bilelim. Peki. Bunları... Çünkü hemen başka konuşmalar geldi. Şununla bağlayayım sözümü. Tamam. Mehmet Şimşek'in batıya gidip hiç para bulamamasının bir nedeni de bence Büyük Orta Doğu Projesi'nde bir başka yere zorluyorlar Türkiye'yi. Bu kadarını söylemiş olayım. Ben sizin işte ana dilde eğitim, işte üniter yapı konusunda anayasa maddelerinde bir gevşeme sinyalleri, Öcalan'la devlet görüşebilir ifadesi
Bunları Mehmet Şahin'e sormak istiyorum. Ankara'da çok konuşuluyor. Böyle olasılıklar var diyor. Var mı böyle olasılıklar Mehmet Bey Ankara'da? Ankara gündeminde. Bazen hayretle izliyorum. Bazen tebessümle izliyorum. Allah Allah diyorum, yani hayret ettiğim çok konu var. Ben de ciddiyetle söylüyorum. Bunlar ucu göründü bunların. Yani söyleyeceğim, söyleyeceğim. Ama şöyle söyleyeyim, keşke aynı ciddiyeti her konuda gösterseniz. Şimdi söyleyeceğim niye, ne demek istediğimi. Şimdi ilk dört madde konusu, anayasanın ilk dört madde konusunda son birkaç gündür arkadaşlarımız böyle çok hassas olduklarını gösteriyorlar. Keşke bu arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili İbrahim Kaboğlu, o dönem Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun başkanlığında yürütülen ve içinde o dönem HDP'nin de şeylerinin temsilcilerinin olduğu anayasa taslağı çalışırken göstermiş olsalardı. El altından çalışmayı yürüttüler. Sonra ortaya çıkınca da caminin önüne, avlusuna bıraktılar, kaçtılar. Biz bu işte yokuz diye hiç de seslerini çıkarmadılar. Keşke aynı hassasiyeti o zaman göstermiş olsalardı. Ya keşke bugüne gelseniz be sevgili Şahin. Hemen söyleyeyim. Ya ilk dört madde konusunda her grup toplantısında geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Devlet Bahçeli'nin Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yıkıcı büyüklükte değil ama bilgilendirelim. Dün çünkü Malatya depremiyle yüreğimiz ağzımıza geldi. 5,9 Sivas'ta sevgili seyirciler 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu an çok sıcak, yaşanan bir olumsuzluk yok. Ancak gelişmeler oldukça biz sizle paylaşalım. Görüntülerde, ajansların geçtiği görüntüler bir okuldan, bir ortaokulun bahçesinden öğrencilerin depremin ardından bahçeye çıktığını görüyorsunuz sarsıntıyla elbette. Sivas'tan deprem haberini aldık. Böyle deprem biz konuşmasak da bıraksak da yaşayarak hemen kendini hatırlatıyor. Dün bir kez daha güçlü bir şekilde hatırlattığı gibi. Buyurun, buyurun Mehmet Bey. Dün hem Malatya'daki yaşanan depremde hem de bugün Sivas'ta meydana gelen depremde insanlar, yani depremin yaşamış insanlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Evet. Yani gerçekten korkutucu. Ben de bir deprem bölgesinin milletvekili olarak bunu evet siz de orada büyük acılar Allah, yaşandı. Evet. Allah milletimizi, insanlarımızı, vatandaşlarımızı korusun. Amin. Şimdi değerli dostlar, şöyle hani ilk dört madde konusunda hani hem Cumhurbaşkanımız hem de aynı zamanda Cumhurbaşkanımız AK Parti, yani partimizin genel başkanı diyor ki bizim ilk dört maddeyle ilgili tartışma konusu değildir. Yani biz bunu tartışmıyoruz. Sayın Devlet Bahçeli çıkıyor bu dört maddeyle ilgili net bir tavrını ortaya koyuyor. Mustafa Bey yani dört maddeyi kastetmiyor da galiba. Hı. Diğer maddeleri kastediyor Mehmet Bey. Ben de birazcık bugüne geçtim. Son 10 dakikada başka sorularım var. Onlara da yer kalsın istiyorum. Biliyorum ama şimdi bitireyim. Yani şöyle bitireyim. Çünkü bu ilk dört madde, işte Numan Bey'in açıklaması falan, bunlar hı hı. gündeme geldi. Onun için burada Cumhur İttifakı'nın hatta iki, yani Sayın Cumhurbaşkanımız da Cumhur İttifakı olarak ilk dört madde konusundaki tavrının ne olduğunu gösterdi. Burada da Cumhuriyet Halk Partisi ve destekleyen arkadaşların da ilk dört madde konusunda geçmiş dönemdekinin tam tersi bir tavır ortaya koymaları da takdire şayan, onu da söyleyeyim. Diğer bir konu. Niye hiçbir bu zaman mesele, değişmedi ki görüşü. Yani, niye bu mesele, sessizliğe büründüğünüzü unutmadık. Niye bir mesele? O da şu, Sayın Bahçeli'yi anlamıyor bazıları. Allah aşkına iç siyasi kaygılara diyorsunuz. Yani hep sadece etrafta olanı görmeyip, devletin geleceği konusunda, milletin geleceği konusunda kaygılanmayıp sadece kariyer peşinde koşanların bunu anlama şansı yok. 2015, 7 Haziran seçimleri sonrası Sayın Devlet Bahçeli'ye başbakanlık önerdiler. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Devlet Bahçeli'ye dedi ki, siz başbakan olun, birlikte hükümet kuralım, HDP de dışarıdan desteklesin dedi. Bunları unutmadık. Bunu biliyoruz. Eğer sadece iç siyasi kaygılarla, ki başbakanlıkla, bu biliyorsunuz başbakanlık, cumhurbaşkanlığı özellikle rahmetli Demirel'in deyimiyle bir faninin elinin tersiyle itemeyeceği bir konu diye tanımlanır. Hep o şekilde anlatılır. Önemlidir. 2015'te Sayın Bahçeli'ye bu teklif geldiğinde Sayın Bahçeli'nin açıklaması ne oldu biliyor musunuz? Sayın Bahçeli dedi ki, siz dedi başbakanlığı Çin'den gelen bir oyuncak mı zannediyorsunuz dedi. Elinin tersiyle itti. Buraya baktığınız zaman Sayın Bahçeli'nin
hareket tarzının iç siyasi kaygılar veya bir koltuk kaygısı mı olduğu anlaşılır? Veya yoksa ülkenin geleceği ve bölgedeki gelişmelerle ilgili motivasyonunun mu daha belirleyici olduğu gözükür? Yani daha bu 2015 yılında yaşanmış. Onun için ben Sayın Bahçeli'ye 2015 yılında işte HDP'de dışarıdan desteklesin diyerek başbakanlık teklif edenlerin ve onu destekleyenlerin Sayın Bahçeli'nin bugünkü tavrını anlayacaklarını düşünmüyorum. Çünkü anlatılıyor, bakın yani her gün deniyor ki bizim bu konudaki tavrımız net. Biraz önce resmi de ortada çizmeye çalıştım. Onun için iç siyasi kaygılar daha geniş bakmak gerekir bölgedeki gelişmelere. Elbette ki bugün bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Neçirben Barzani'nin Türkiye'ye gelmesi, işte Bağdat'la ilişkilerin çok iyi düzeyde en azından şu anda yürütülmeye çalışılması. Çünkü geçmiş döneme ben bölgeyi iyi bilen akademisyenlerden bir tanesiyim. Evet. Bu konuda tartışmam bile, onu da net bir şekilde söyleyeyim. Türkiye eskiden Bağdat'la ilişkileriniz iyi olduğunda Erbil'le sorun yaşarsınız. Erbil'le ilişkileriniz iyi olduğunda Bağdat'la sorun yaşardınız. Ama şimdi hiç olmazsa hem kalkınma yolu örneğinde olduğu gibi hem Bağdat'la hem Erbil'le iyi bir ilişki tarzının yakalanmasının hem bölge hem Erbil hem Bağdat hem de Türkiye açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Türkiye devir şu devir, onu söyleyeyim. Kapasite artırmak zorundayız. Yani bu siyasi kapasiteyi de buna katabilirsiniz. Bölgede kıyamet koparken hem istihbarat hem askeri anlamda hem savunma sanayi anlamında hem de iç birlik bütünlük anlamında Türkiye kapasite artırmak zorunda. Hem de bölgedeki aktörlerle ilişkilerini daha da geliştirmek zorunda. Peki. Çünkü nereye gidileceği belli bile değil. Bugün saldırgan ülkelerin ve aktörlere dur diyecek bir kurumun bile olmadığı bir süreçte elbette ki kendi işlerinizi kendiniz göreceksiniz. Ben son dönemde yürütülen hem dış diplomatik gelişmelerin hem de iç siyasi diyalog kapılarının açılmasını bu şekilde yorumluyorum. Peki şimdi bir herhalde 6-7 dakikamız kaldı, o yüzden onu eşit bölüştürerek hemen yönetmenim ne söyledi duyamadım, sıcak gelişmeye ilişkin mi? 4 dakikamız var, tamam, süreyi hatırlattı, 2'şer dakika. Mustafa Bey, siz diyorsunuz ki siyasi bir hesap var gibi görünüyor bunun ardında, işte anayasa üzerinden Cumhurbaşkanı'nın adaylığına. Diyelim ki bu senaryo doğru ve diyelim ki böyle bir uzlaşıyla anayasa değişikliği de yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da adaylığının önünü açan. Şimdi bunu siyaseten böyle bu şekilde seçime gittiğinde iktidar seçmenine nasıl izah edebilir? Seçmeni ikna edebilir mi? Yani buradan bu tamamen bir siyasi hesapla yapıldığını varsaysak. Bu kazanım mı getirir? Aksine, çünkü CHP diyor ki daha erken bir tarihte Kasım'da biz zaten Cumhurbaşkanı'nın adaylığını önüne açarız. Şimdi tabii Serap Hanım, 2 dakikayı sığdırmak gerekirse bir defa hani geçmiş seçimlerde de ekonomi hani tencere sandığı ne kadar belirler diye çok tartıştık. Yani başka sayıkları öne çıkartırsanız bunu ekonomi ikinci plana itebiliyorsunuz. Örneğin 2023'te bir beka konusu öne geçti, geçirildi ve başka bir sonuç ortaya çıktı. Şimdi bu kez daha zor görünüyor. Bence önümüzdeki dönemin belirleyicisi ekonomi olacak. Bakın Fevzi Çakır bizden önce AKP'nin MKYK'sındaki konuşulanları sıraladı. Evet. Onlardan bir de gelir dağılımındaki bozukluk. Şu anda resmen artık devlet de TÜİK de fakirden alıp zengine verildiğini kabul etmiş oldu. Anımsayın, en büyük hani bütçeden nüfusun ilk %20'si bütçenin, bizim bütün servetimizin yarıdan fazlasına sahip artık. Yani böyle bir ortamda belirleyici ekonomi olacak. İşte ekonomiyi düzeltmeleri için de bence büyük ölçüde Türkiye'yi dışarıdan, geçmişte de olmuştur, zorlamalar var. Bunlara karşı AKP'nin elinde, yani bugüne kadar özelleştire Türkiye'nin pek çok kurumu sata sata bir noktaya geldi. Ama deniz bitmiş görünüyor. Ben bir değişiklik görüyorum. Önümüzdeki dönem işte AKP de bunu engellemek için benim seçeneğim yoka oynayacak. Yani seçeneklerini azaltmak üzere. Ben bir dakikanın içinde bugün, evet, 17 Şubat mesaj da göndermişler. Assubaylar günü, lütfen bizi unutmayın diyorlar. Ben de aktarmış olayım. 17 Gerçekten Ekim. Gerçekten Assubaylar ordunun 17 Ekim düzeltiyorum. 17 Ekim Assubaylar ordunun hakikaten bel kemiği ve haklarını da alamıyorlar. Onu vurgulayacağım. Bir de Sayın Bakan otoyolu açtı. Benim annem babam Nazilli'de.
Şimdi devletin yaptığı otoyolla şu anda kamu özel ortaklığı otoyolun ücreti arasında 7-8 kat fark var ya. Bu kadar olur mu? Denizli Nazilli yolunda 300 lira yakın para ödüyorsunuz. Aydın İzmir yolunda 15-20 lira ödüyorsunuz. Yani bu çok büyük bir adaletsizlik. Otoyola karşı çıkılmaz. Bence bölünmüş yol daha hani ekonomik görünüyor ama bir yatırımdır. Ama bu kadar büyük fiyat farkını da tekrar altını çizmek istedim konusu yani. Mustafa Bey, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek hattımızda şu anda depremle ilgili. Hemen ona bir kulak verelim. Sayın Vali, geçmiş olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Herhangi bir olumsuzluk var mı deprem nedeniyle Sivas'ta? Şu anda saha çalışma taramalarımız devam ediyor. Herhangi bir olumsuzluk bizlere iletilmedi. Bugün 11.29 itibariyle 4.7 şiddetinde ilimiz merkezinde bir deprem meydana geldi. Belirttiğim gibi sağ taramalarımız devam ediyor. Gelişmelerden bilgi kamuoyuna inşallah vereceğiz. Şu an yaşanan bir olumsuzluk görünmüyor Sivas'ta. Evet. Çok teşekkürler bilgilendirmeniz Alın, için. Geçmiş olsun ediyorum. Sivas'a. Devamında da yine bir hasar, bir zarar olmamasını ümit ediyoruz biz de. 4,7. Mehmet Bey, size de bir dakika, biraz sınırlı oldu ama hangisine artık cevap vermek isterseniz buyurun. Hemen söyleyeyim, o bir dakikayı verimli kullanayım. Özgür Özel'in Güneydoğu ve Doğu Anadolu'na, Doğu Anadolu'ya yapacak olacağı ziyareti olumlu buluyorum. Hı hı. Türkiye'nin meseleleri konuşurken belli bölgeden çekilip masaya gidip masadakilerle konuşacaklarına tüm siyasi partilerin Türkiye'nin tamamını ayrım yapmadan gidip orada seçmenle bir araya gelmesi ülkemiz açısından hayati derecede önemlidir. Sadece AK Parti'nin veya işte belli partilerin bugün demin Güneydoğu'da varlık göstermesi değil, tüm siyasi partilerin temsilcilerinin her bölgede aynı motivasyonla çalışması çok faydalı. Ben Sayın Kılıçdaroğlu masada görüşerek iş halletmeye çalışıyordu. Bölgeyi birilerine ihale etmiş gibi hareket ediyordu. Sayın Özgür Özel'in yeni CHP yönetiminin bu kararla Güneydoğu ziyaretleri yapacak olmasını olumlu buluyorum. Evet, bakalım oradan ne açıklama gelecek, takip edeceğiz. Yani haftaya bakalım, bir haftada hangi gelişmeler olacak. Hakikaten haftadan haftaya yepyeni açıklamalar, yepyeni adımlar oluyor. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Mehmet Şahin değerlendirmeleriniz için. Ben Mustafa teşekkür Balbay, ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ve para gündemi... Ben teşekkür ediyorum yayını. Sağ olun. Para gündemi bugün de noktalıyoruz. Gün ortası var bizden sonra. Hülya Hökenek karşınızda olacak. Yarın sabah görüşmek üzere 10'da. Hoşçakalın.